Akşamlar'a hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye ve dünya meselelerini konuşmaya çalışacağız. 3 başlık paylaşacağım sizlerle. Sonrasında ise sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın markaj. Neden böyle bir başlık seçtik derseniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir mesaj üzerinden yürümek istedik. Erdoğan-Biden görüşmesine biraz da bu açıdan bakmak istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan arkadaşlarımız ABD'yi yakın markajı alacak ve başta F-35 ve F-16 meselesi olmak üzere birçok konuda ilerleme kaydedeceğiz mesajları verdi. Bakacağız neler oluyor diye. İkinci başlığımızsa iç siyasete dair geçen hafta da damgasını vuran meseleydi diyebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye evet deseydik Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurduk diye bir açıklama yaptı. Açıkçası burada Millet İttifakı'ndaki ortağının evet dediğini unuttuğunu bilmiyoruz ama bu açıklama sonrasında hem tepkiler hem eleştiriler hem de tartışmalar başladı. Bu mesele üzerinden terörle mücadele gündemine de şöyle bir bakacağız elbette. Ve son başlığımızsa Bosna Hersek'e dair gönlümüzün birlikte çarptığı Balkan coğrafyasındaki bu ülkede özellikle Boşnak kardeşlerimiz bugünlerde diken üstünde diyebiliriz. Zira Sırp lider Dodik, Sırp ordusu kuracağım, kendi topraklarımı alacağım gibi açıklamalar yapmaya başladı. Neler oluyor meselesine de yakından bakacağız. Hadi başlayalım. ...24 güvenlik analisti Yusuf Alabar'da. Hoş geldiniz. İbrahim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Doktor Taceddin Kutay, Akşam Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Ve Resul Tosun, Star.com.tr yazarı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi Şimdi efendim, ederim. Teşekkür ederim. Sohbete başlayacağız ama öncesinde bir video özettirmek istiyorum. G20 zirvesiyle bunun ne alakası var diye soran mutlaka izleyicilerimiz olacaktır. Biz de sorabilir miyiz? Siz de sorabilirsiniz ama ben zaten size soracağım. Bunun G20 ile ne alakası var diye izleyicilerimize bir anlamda tercümanlık yapacağım. Mesele şudur efendim, Milli Savunma Bakanlığı hafta sonunda bir görüntü paylaştı. Aslında aşina olduğumuz görüntüler ama tam da bu G20 dönemine gelince belki biraz zorlayacağız korelasyonu kurmakta diye düşünebilirsiniz ama ben bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Bakalım güvenlik analistimiz Sayın Alabar'da da böyle düşünecek mi? Nedir görüntü? Irak'ın kuzeyinde terör ününde teslim olan teröristlerin görüntüsü. İzleyelim, sonra konuşalım. Teslim oluyorlar. Teslim oluyorlar. Çıkıyorlar. Gel. Kaldır ellerini. Kaldır. Dur, bekle. Ellerini kaldırarak gel. Kaldır, kaldır ellerini. Kaldır, bekle. Evet, kaldır, kaldır ellerini. Bekle, bekle, yaklaşma. Burası Irak'ın kuzeyindeki 1917 rakımlı bir tepe. Burada teröristler kıskıvrak yakalanmış vaziyetteler. Şimdi açıkçası bu görüntüleri izleyince benim aklıma şu geldi. Yani terörle mücadele meselesinde kırılma anları vardır. Tabii. Bu tür görüntüler de tarihe not düşülen görüntülerdir Tabii. diye düşündüm. Sayın Alabar'da bir güvenlik analisti olarak önce bu görüntüyü yorumlamanızı rica Tabii. edeceğim sizden. Sonrasında da işte hani bu tür görüntüler mi esas bizi hani masada kuvvetli bir şekilde oturmaya... Güzel. İtiyor diye soracağım. Şimdi şöyle söyleyelim. Terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği nokta devlet dışı boyuttur. Tezkere de bu yüzden değerlidir. Bunun rakamlarını geçen hafta verdim. Hı hı. Bu hafta da ısrarlı bir şekilde tekrar edeceğim. Et tekrarı ahsen velev yani 180 demeyin. Hı. Çünkü çok önemli. Şimdi Hakkari ile ilgili bir rakam verdim geçen hafta. Hakkari'de 2019 yılında Hakkari hudutları içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı yaklaşık 30 civarında. 20'de bu 20'li rakamlar, 21'in 10 ayında da yine 20'li rakamlar. Peki Hakkari'nin hemen sınırının ötesinde şu an ekranlarda izlediğimiz bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı yıllara sari olarak içeride 20 iken dışarıda kaç? 250 ile 300 arasında değişiyor. Yani teferruat çok önemli değil. Yani sizin içeride etkisiz hale getirdiğiniz her bir teröristin 10 katı kadar dışarıda teröristi etkisiz hale getiriyorsunuz ya da İkna ediyorsunuz, buradan çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu çok önemli bir noktaya taşındı. O yüzden tezkereye hayır dendi zaten. Neden? Hı hı. Çünkü PKK türevindeki terör örgütleri içeride mücadeleyi yitirmiş olsalar dahi İbrahim, tekrardan yurt dışındaki akademik literatüre göre söylüyorum, terör örgütleri için safe haven yani elverişli bir ortam var ise, özellikle PKK hı hı. türündeki terör örgütleri için,
burası tekrardan bakteri üretmeye elverişli hale gelir. Peki o zaman şöyle sorayım, şimdi Türkiye terörün belirini büyüttükçe daha mı fazla muhatap alınıyor? Yani tezkere meselesine iç siyasete sorun böyle gireceğiz ama fazla, genel anlamda... Daha fazla muhatap alınıyor değil. Terör örgütü 40 yıldan bu yana, bugün Rudav Haber Ajansı'na Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda söylüyorum. 40 yıldan bu yana Avrupa dahil olmak üzere Batı istihbarat teşkilatlarının ilmek ilmek ördüğü bir doku, bir organizasyon Türkiye'nin içinde çökertildi. Ağustos sıcağında eriyen kar tanesi gibi İran kuzeyinde de eriyor. Yaklaşık olarak 3'te 2'sinden fazla bir elebaşı kadrosu, kırmızı, gri kategori dahil olmak üzere her Allah'ın günü Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getiriliyor. Murat Karayalın, Karayılan'ın bu kadar üstümüze gelmeyin açıklamaları bu yüzdendi. O yüzden tezkere çok önemliydi. O yüzden bir heyet Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidip Erbil'de KDP yönetimiyle oturdular, bir görüşme yapma gereği hissettiler. Dediler ki bu kadar üstüne gitmeyin terör örgütünü. Bak bundan adınızın İbrahim olduğu kadar emin olabilirsiniz. Bunlar orada istişare edildi. Şimdi dolayısıyla bu görüntüler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin extra state, devlet dışında da terörü bitirmesi anlamına gelir ki bunu hiçbir zaman istemezler. Ne demişler Duran Kalkan'a Avrupalı örgütler? Evet. Biz silah bırakacaktık ama diyor Avrupa bize geldi, savaşı dayattı. Evet, iyi de TRT Haber'e çıkarttığı için eleştiriliyor. Ben de eleştiriyorum. Yani doğru sözler yanlış mecrada söylendi. Osman Öcalan terör örgütünün elebaşısının kardeşi olan terörist. Ne dedi? PKK, YPG bugün dedi emperyalizmin kucağında kullanışlı bir alete dönüşmüştür kendi dedi. Kendi o yüzden kaçmış zaten. Tabii. Şimdi dolayısıyla bunlar birbirini teyit ediyor. Şimdi bana sordun. G20 ile ilişkisine ona cevap vermezsem içimde dert olur. Ben de tam oradan diyecektim eyvah soru herhalde yanlış anlaşıldı. Yok, diyecektim nereden? Tamam. Hayır, şimdi bunu bilelim. Bu neden önemli? Süleyman Soylu'yla Sayın İçişleri Bakanı'yla 2 hafta önce 3500 metre rakımda birlikte geceledik. Ve oradan bulunduğu yerin lokasyonunu dahi atıyor. Diyor ki bak buradayım gel. Yani orada gri listedekileri gönderme diyor Karayılan'a. Sen çık gel diyor. Kendin gel diyor. Evet. Şimdi bir araştırma yapmış İçişleri Bakanlığı. 3500 adet parametre kullanmış İbrahim. Bunlar doğrultusunda 40 yıldan bu yana Türkiye'nin terörle mücadelesinde direkt ya da indirekt maliyet 3 trilyon dolara yakın. G20 ile alakasını kurdun mu şimdi? Paraya bak. Çünkü terör örgütü Türkiye'de birçok mekanizma var. İşte jüristokrasi, askeri darbeler, onlar bunlar, Boğaz'da oturan erguvaniler, iş adamları falan da dahil olmak üzere bir vesayet mekanizması var İbrahim. Terör örgütü de bunlardan bir tanesidir. Onun da amacı şudur. Türkiye uzadığında budansın, kuruduğunda sulansın siyasetinin taşeronudur Türkiye'de. Dolayısıyla bugün Türkiye terör örgütüyle bir şekilde mücadelesini vermemiş olsaydı ve bu harcanmış olunan dolaylı ya da indirekt anlamda Türkiye'nin kayıpları olmamış olsaydı Türkiye G20'de 17. 18. belki sırada de değil, ilk onun içinde. Belki de G7'de davet edilen ülkeydi. Ya da ilk onun içerisinde olma ihtimali çok yüksekti. G20 ile ilişkisini buradan görün. Ve Türkiye'ye yönelik olarak uluslararası orkestrasyonun ve hokkabazın sürekli olarak şapkadan tavşan çıkartmasını bununla okumak lazım. Son bir cümle programa not düşmek için söylüyorum. Hokkabaz yakın bir zaman içerisinde, bunu da tekrar ettim, köşede yazdım, bir daha söylüyorum. Hokkabaz yakın bir zaman içerisinde PKK'nın Türkiye içinde silah bıraktığını duyuracak. Evet. Bu Nasrettin Hoca'nın eşekten düştükten sonra niye gülüyorsunuz? Düşmeseydim de inecektim fıkrasından rol çalmadır. Aslında Hoca Nasrettin fıkra anlatmamıştır. Anadolu ferasetidir ama dalga konusu yaptılar. Nasrettin Hoca'yı fıkracı başı yaptılar. Anadolu felsefesinin kadim kurucularındandır Hoca Nasrettin. Şimdi PKK zaten Türkiye'de bitti. Bitmiş PKK silah bıraktık diye açıklama yapacak. Ve sonrasında da İbrahim PKK Türkiye'de silah bile bıraktı. Hala yurt dışında neyin operasyonunu yapıyorsunuz'a zemin hazırlayacaklar. Bu programda da not düşelim. Habibe lütfen burayı not alalım.
İlerleyen günlerde bunu mutlaka kullanırız diye düşünüyorum. Gerçekten çok kritik ve önemli bir tespitti. Şimdi bir video izlettireceğim G20 zirvesinden. ABD Başkanı Joe Biden. Sizler de görmüşsünüzdür yüksek ihtimalle ama o anları bir görelim. Üzerinden Sayın Taceddin Kutay'a bir sorum olacak. Açıkçası mesele şudur. Biden biraz köşede kaldı aile fotoğrafı çekilirken. Fakat oradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüp işte işaret etti. Bir başına elini götürüp bir asker selamı verdi. Sonra bir de gönül selamı gibi bir işaret yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanına gitti. Bir süre ayaküstü sohbet ettiler. Şimdi şunu soracağım. Öncesine baktığımızda işte mesela ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan işte ya Glasgow'da bir bakacağız. Hani Roma'da olmayacak da Glasgow'da bir görüşme planlamaya çalışıyoruz gibi ifade yapıyordu. Ki bundan bir gün ya da iki gün önceydi. Çok uzun vadeli değil yani. Görüştüler mi Glasgow'da? Glasgow'a gitmedi Erdoğan. Tam olarak ama o. Şeyi söyleyeceğim yani enteresan. Sanki Joe Biden zirveye geldi. Erdoğan'ı görünce mi karar değiştirdi yoksa öncesinde ya biz artık bu işleri bir oturalım konuşalım kıvamına mı geldi? Sorum da şu yani ne oldu da böyle oldu, bir de ABD'nin motivasyonları ne sizce bu süreçte? Hocam, tabii şunu da söylemiyorum yani bazıları yanlış anlamasın, işte şu fotoğraf işte yok 70 dakika görüşler, aman biz Amerika ile güllük gülistanlık olduk, Türkiye şu anda inanılmaz bir işler başardı, böyle bir şey yok yani. Diplomasi üzerinden yürüyen bir meseleyi tartışıyoruz. Hayır canım, Biden kim ki bizim aramızı iyi yapsın yani, o bakımdan benim kanaatim o da. Yani o kadar sıfır da değil tabii de. Evet. Ama bu çok da gömmeyelim. Hocam şu mukarrer bir gidiş var ya bir yere, kim gelirse gelsin o Türkiye ile Amerikan ilişkilerini bir başka zemine taşıyabilecek kadar etkili olamayacak. Taşısa Trump taşıyabilirdi. Ki onun bile elini kolunu bağladılar. Onun bile bağlandı. Şimdi ne diyordum, biz bu Biden meselesine şerbetliyiz ve biliyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani üskürü meftakün bil hayr, kötü yad etmeyelim. Bülent Ecevit'ten biliyoruz biz bunu. Ecevit Amerika'ya gittiğinde o zaman Amerikan Dışişleri Bakanı'nı 4 defa mı 5 defa mı 29 Ekim resepsiyonuna davet etmiş Türkiye'ye. 29 Ekim törenine. O gün işim var efendim demiş adam. 5 dakika sonra bir daha 29 Ekim'de gelmeyi düşünmez misiniz demiş. O kadar kontrolü yitirmişti yani son zamanlarda şey olarak. Yani Allah rahmet eylesin. Evet. Bu şey değil, bir tahfif değil. Tabii ki. Haddimize de değil. Biden'da da belli şeyler karşımıza çıkmaya başladı ufak ufak. Ben bunun alametlerini nerede gördüm? Papa'yla müzakeresinde gördüm. En son Papa'yla bir müzakeresi var. Papa'ya bir para veriyor. Ve ben içki içmeyen tanıdığınız yegane İrlandalıyımdır diyor. O konuşmayı izlemişsinizdir. Orada bir Amerikan başkanını göremedim ben. Öyle mümin bir Katolik de değildi o. O bir başka şey. O bir başka şey, ne olduğu işte demin dediğim gibi Biden'ın yani nasıl bir motivasyon ve nasıl bir enerjiyle orada var bilmiyorum ama ben muhtemelen yaşımız itibariyle, yaşımız yettikçe Baba Bush da dahil, ki Baba Bush ne, Baba Bush kocaman başkandı ya, tanıdığımız en zayıf Amerikan başkanı olacağı kanaatindeyim figür olarak. Benim kanaatim, belki de tutmaz yani. Hiç aksi de kolayca ispat edilebilir. Bu bakımdan ben meselenin Glasgow'a kalmamasını iyi görüyorum. Şu sebeple, şimdi geçen hafta yaşanan bu elçiler hadisesini biz biraz küçük konuştuk. Ama ben daha büyük konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Başkırma arasında var. Yani söylemek istediğim bir şey varsa da buyurun lütfen. Bunun da Glasgow mevzusunda aynı olduğunda istiyorsan susayım o zaman. Yok yok, estağfurullah estağfurullah. Yani bir nevi hegemonyayı yeniden tahkim edecek ekonomik kriz deminde eli zayıfladı bunların. Bir daha yani bizimle her sürtüşmelerinde Türkiye'de borsa ve döviz mevzuları Türkiye'nin rağmına gidiyor. Bakalım bir zorlama daha hegemonyayı tekrar tahkim edebilir miyiz? Glasgow'da yaşanan hadisene, yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama işte, evet. Uçakta yaptığı açıklama. Başka ülkelere verdikleri o güvenlik imtiyazını bize vermediler. Şahsi mevzum değil mi? Devletin milletin itibarı, gitmem dedi Glasgow'a, gitmedi. Gerçi başka ülkelerde de bir tek Amerika'ya vermişler. Başka ama... ülke? Başka evet. Ülkeler. United States. Ya Amerika'ya verilmiş. Tam 20 tane ülke değil mi abi? Evet. Evet. Yusuf abi. 50. United States mi? 51. 50 tane ülke, 20 dedin. Eyalet. Eyalet. Sen... State ama. Evet. Ya tamam yani. Eyvallah. Devlet. Hepsinin bayrağı tabii, var, tabii, başkenti tabii. Var. Parlamentosu var. Evet. Sen bugün benim bu şeylerimi düzelt. Benim çok kötü kafa gidiyor. Neyse. Ne diyorduk efendim? Şimdi birkaç hadiseye değinmek lazım. Ben de Yusuf abinin söylediği şey ve masil bir şey not almışım. Onu söyleyeyim müsaade edersiniz. Bir şey yapayım mı? Döneyim mi?
Gelin. Yok hayır estağfurullah. Bir yandan da rejiyle irtibat halindeyiz. Bir yandan reji bende değil. Şimdi efendim bir süredir Batı'nın PKK'yı kenara aldığının alametlerini biz görüyoruz zaten. Ha. Bu da ne? Vitrinde yok. Çünkü bu tarz terör örgütleri meşruiyetlerini her şeyden evvel reputasyonlarına borçludur. Abi arkamda kaldım. Estağfurullah. Ve ne kadar vitrinden indirirseniz o kadar nameşrulaşırlar halk indinde. Çünkü onu bir şekilde meşrulaştırıyorsunuz siz. Ve bakıyorsunuz bir süredir vitrinde PKK yok. YPG de yok doğru dürüst. Hani var ama yok el altına. Sürdürüyor melanetini o ayrı mevzu. Ama onun vitrinini zayıflatmak ne demek sevgili İbrahim Güneş? Diğerini parlatacaklar mı? Şu an bir başka enstrüman var sahnede ama bunu da öldürmem. O da kenarda semirecek bir yanda. Onu da öldürmeyecek. O da kenarda bir yanda semirecek. İşte bu karşımıza ne olarak çıkacakla alakalı ben sana soracağım aslında. Yayından evvel konuşma işimin sebebi tam olarak buraya taşımak isteyişimdi. Muhtemelen Suriye hadisesi ki bakın biz buradaki Suriye denklemini de Irak denklemini de sürekli İsrail'i bir kenara alarak yaptıkça bir takım yerleri boşa çıkıyor bu analizlerin. Tabii doğru. Bizim burada dolduracağımız şeyler şunlar olacak. Allah-u Alem görünen o ki muhtemelen bizim Suriye'de ve Irak'ta bundan sonra karşı karşıya kalacağımız şey direkt Batı dominasyonundaki YPG, PKK değil. Birleşik Arap Emirlikleri yahut Suudi Arabistan kim derseniz bölgenin etnik olarak, dini olarak ve finansal olarak da meşru aktörü olarak gözüken kimselerin dominasyonunda bir takım şeyler olacağı kanaatindeyim. Bunun alametlerinin göründüğünü düşünüyorum. Hususan Suriye'de bundan sonra hadisenin nereye evrileceğiyle alakalı henüz bir alamet yok elimizde gerçi. Bununla birlikte IŞİD'in yani DEAŞ'ın son zamanlarda bir şekilde tekrar ortaya çıkışı bir takım eylemlerle bunun alameti olarak karşımıza çıkacak gibi görüyorum. Resmi olmayan bilgiler PKK'nın Esed'e işte Rakka'yı birlikte yönetelim sen de bizi Türkiye'ye karşı koru teklifinde götürdü. Görüşmeleri sürdüğü yönünde yani Suriye'deki gazeteciler bazı güvenilir gazeteciler bunlar. Bu tür bilgiler paylaşıyorlar sosyal medya hesaplarında ama resmi bir bilgi değil onu da söyleyeyim yani. Hani ne pişiriliyor mevzusu için birçok cephede. Birçok şeyi pişirmeye çalışıyorlar gibi sanki şu anda. Şimdi şöyle biliyorsunuz tarihsel olarak bir üçlü sac ayağı üstünde devletler birbirleriyle iletişimlerini sürdürdüler. Bu ekonomi, güç yani aktif güç, bilek gücü ve diplomasi. Yani bu üçü birbiri arasında bu üç çivi bu birini çektikçe lastik oraya doğru uzar, birini çektikçe oraya doğru uzar. Neticede üçünü eşkenar üçgen olarak tutabilirsen 60'ar dereceyle bir sabit şey kurabiliyorsun. Türkiye son zamanlarda kaba kuvveti hiçbir zaman olmadığı kadar başarılı tatbik etti sahada. Bu dolayısıyla diplomasi namına bazı konularda elimizi güçlendirdi. Zayıflayan yer neresi oldu sevgili İbrahim Güneş? Vallahi ispat etme lüzum yok, ekonomi oldu. Doğru. Bu bakımdan şu görüntülerin G20 ile alakası nedir sorusunun bence çok açık bir cevabı var. Efendiler bu sizin geçirebileceğiniz, diş geçirebileceğiniz bir et değil. Başka yerde gelin. Güreşelim. Peki bir fotoğraf verecek arkadaşlar ekran. Onunla ilgili bir yorum alıp sizden kısacık sonra da Sayın Tosun'a dönmek istiyorum. Şimdi bu tür görüşmelerle ilgili bir grup gazeteci var. Böyle dakika üzerinden süreyi üzerinden yorumlar yapıyorlar. Aslı Aydın Taşbaş'ta sosyal medya hesabından işte 3 gün önce elçilerine posta koyarsanız 20 dakika önce görüşürsünüz. Niye şaşırıyorsunuz gibi bir mesaj paylaşıp arkasından da görüş bir 70 dakika olunca yandaş medyadakiler bundan bile bir şey çıkarmaya çalışıyorlar gibi ifadeler paylaştı. Nedir efendim bu Türkiye'de bir grup böyle bir gazeteci bir grup CHP yandaşı size soruyorum sonra Sayın Tosun'a geçeceğim. Bir grup CHP yandaşı kitle var ve sürekli olarak bu dakikalara takmış vaziyetler. Bir de şöyle yani sanki hani Türkiye Avrupa'da ya da Amerika'da muhatap alınmayınca ya da ciddiye alınan bir ülke olmayınca bir kazanç olacakmış gibi bir hissiyatla hareket ediyorlar. Enteresan bir bakış açısı. Ben onu geçen hafta yazdım ya Konrad Lorenz'in kazları diye denk geldiniz mi bilmiyorum. Yok yani. Avusturyalı ünlü davranış bilimci Konrad Lorenz abi. 73 yılında. Göbeğindeki noktadan. Evet göbeğindeki nokta ama o martılarmış sonradan baktım. Alıyor abi civciv kaz yumurtalarını böyle vurup vurup yapıyor falan ses çıkarıyor. Çıktığında karşısında görüyor bunu annesi zannediyorlar. Bu yürüyor bıdı 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 şeye yazınız. YouTube'da mutup'ta var. Konrad Lorenz'in kazları deneyi diye yazın çıkıyor. Bu yürüyor arkasından yürüyor kazlar. Bu yüzüyor arkasından yüzüyor. Kuluçkadan çıktığında karşısında onu gördü. Üzerine oturdu
kuluçkanın bir yaratık, ısıttı orayı. Çıktığı anda da bir baktı ki karşısında onu annesi zannetti. Ben büyükelçilerin tavrını da buna benzettim. Hollanda Büyükelçisi Amerikan tweetini alıyor, copy paste yapıyor, aynı şeyi tweet atıyor. Konrad Lorenz'in kazı yani. Annesi zannediyor. Bunlar da öyle. Aynı kuluçkadan çıkmış. Üzerinde onun neticesinin sıcaklığıyla birlikte dolanıyor. Zannediyor ki bu iş böyledir. Halise böyle olunca Konrad Lorenz'in kazı bunlar. Abdurrahman Dilipak da böyle. Onu söyleyelim, Aslı Aydın Taşpaşa kalmasın iş yani. Bizim mahalleden 50 senedir hiçbir zaman diyetimiz bitmedi. Ne zaman bitecek onu olan borcumuz bilmiyorum ama hala da bir şekilde bir mecburiyetimiz var kendisinin bu yavelerini dinleme. Nedir borcum bilmiyorum ama açıklasın, önümüze faturayı koysun, toplanıp ödeyelim. Ve bundan sonra da kalmasın o borcumuz lütfen. O da attı öyle bir tweet. 20 dakika, 10 dakikası tercüme bilmem ne falan filan diye. Bir buçuk dakikadır görüşme toplandı diye söyledi. Evet efendim dedim. Ben de bugün komiyle ilgili yorumumu yaptım. Oraya çıkacak adamlar siz gibi değiller ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden oturur siyaset konuşur. Sizin gibi kenevirden girip, aşı karşıtlığına girip, dini fetvalar verip, siyaseti dizayn edip, laiklik tanımları yapıp, sanatta sepette bilmem ne raconları kesip falan filan, size yetmez o süre. Çünkü siz hezarfensiniz ama bunlar normal adamlar. Peki. O, bak Aslı Aydın Taşbaş'a sordum da, ben iğneyi buraya batırmadan çuvaldızı ona batırmam. O zaten oranın kızı, bana ne? Bu kadar. Peki. Sayın Resul Tosun, size devam edelim efendim. Şimdi özetlemek gerekirse... Başla. Allah rızası için de Allah rızası için de Abdurrahman Dilipak kendisine olan borcumuz bir faturalandırsın, toplanıp ödeyelim ya. Vallahi ödeyelim ama bundan sonra da hiç kendisine bir mecburiyetimiz kalmasın. Muhit olarak bu kadar. Peki Sayın Tosun, size devam edelim efendim. Şimdi teslim alma videolarıyla başladık yayına, biliyorsunuz. Ondan sonra oradaki yani Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesindeki o görüntülerin işte G20 zirvesine ya da işte ikili ilişkileri nasıl yansıdığı üzerinden biraz da metaforik bir değerlendirme rica ettim ama. Şimdi bu konuyla ilgili yorum yapmak ister misiniz yoksa? Tamam, buradan devam edelim o zaman. Hem bu işte teslim alma meselesi hem de işte asker selamı ve bu 20 dakika mesaj üzerinden genel bir toparlama rica edeyim. Sonra size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını dinlettirip oradan da bir soru soracağım. Evet, şimdi Amerika'nın özellikle de yeni Başkan Biden'ın Başkan Erdoğan'a karşı tavrını daha seçilmeden önce adaylık sürecinde Türkiye'deki muhalefeti açıkça ve güçlü bir şekilde destekleyerek Erdoğan'ı seçimlerle yıkmak lazım mealinde hedefini, amacını açıkça söylediğini hepimiz biliyoruz. Seçildikten sonra da bence bu düşüncesini eyleme geçirmeye çalıştı. Zoraki görüşmeler ve bugüne kadar da aslında Başkan Erdoğan'la görüşmekten kaçıverdi. Kaçtı yani sürekli. Tabii, Birleşmiş Milletler'de olmadı. Sürekli neden? Sürekli kaçtı. Olmadı. Ve bu haliyle de yani bir üstenci dil, bir efendim kibir dolu bir eda ile Türkiye'ye de küstahça bir yaklaşımdır. Aslında sadece 20 dakika görüşecek ilanı bile Beyaz Saray'ın aslında Türkiye'ye karşı tavrının ne kadar küstahça olduğunu gösteriyordu. Ancak tabii bir araya geldiklerinde uzaktan görünce Erdoğan gibi o bölgede öyle fazla karizmatik bir lider yok. Elbette uzaktan görünce onu selamladı. Yani bu asker selamı ya hatta başka bir şey, ancak öyle dikkat çekebilmiş. Ama bu 20 dakika olayı aslında diplomatik bir rezalettir. Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'nun en önemli devletine sadece 20 dakikalık bir görüşme randevusu veriyor. Ve bunu yani bizim insanlarımız dahil herkes alay konusu edebiliyor. Sadece bu bile aslında Amerika'nın Türkiye'ye karşı tavrının nedenini, özellikle Biden yönetiminin küstahçı olduğunu gösteriyor. Şimdi... Yani 20 dakika görüşecek diyerek bence Biden tarafı tilkilik yapmak istedi ama karşısındakinin kurt olduğunu unuttu. Ve oturunca masaya 70 dakikada zor kalkıverdi. Fakat bu arada Cumhurbaşkanı'nın anlattığı kadarıyla kurmaylılar sürekli Biden'a kaş göz işareti yapıyormuş. Hani gitsek artık falan diye, o sürekli oturun oturun diye. Yani oturamaz, karşısında karizmatik bir lider var. Birilerinin hoşuna gitmiyor ama yani Başkan Erdoğan mevcut o G20 içerisinde yani belki de en karizmatik liderdi. Dolayısıyla Biden'ın artık kaçabilmesi mümkün değildi. O 20 dakika onun aleyhine işleyiverdi ve tabii ki bizim medyada da
alay edenler artık yarın ne yazacaklar onu bilemiyoruz. Şimdi yalnız görüşmeden çıkan sonuca baktığımızda Amerika'nın yaptığı açıklamalar ve bizim taraf tabii ki ilişkilerin kesilmesini istemiyor. İki tarafta ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için mekanizma vesaire diyorlar ama asıl önemli dosyalar konusu gündeme geldiğinde bakıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Biden'ın tavrı bana göre hiç değişmemiş. Ve benim şahsi kanaatim her ne kadar Türkiye'yi gözden çıkarmak istemediği için böyle görüşüp bir takım alanlarda yeşil ışık yakıyor gibi iyimser bir tablo, iyimser işaretler veriyor olsa da benim şahsi kanaatim Biden 2023 seçimlerine kadar Türkiye'yi oyalayacak. Yani Erdoğan'ın gidebilmesi için işte muhalefeti açıkça destekliyordu. Bence son 10 büyükelçinin eylemi muhalefete dolaylı olarak destek anlamındaydı. Fakat tabii karşılarında Başkan Erdoğan gibi bir lider vardı. O geri tepti. Şimdi 2023'e kadar da ben Biden'ın bu görüşmelerde, anlaşmalarda ne söz verirlerse versinler, bence oyalayacağını Türkiye'yi. 2023 seçimlerinden sonra asıl ya Türkiye ile oturup ki inşallah yine Başkan Erdoğan seçilecek, o zaman adam gibi pazarlık yapacak. Ya da eskaza muhalefet gelirse onlarla birlikte bölgede istediği gibi atını oynatmaya çalışacak. Ama benim görebildiğim kadarıyla evet, yani diplomasi kansız savaştır. Yani orada bir savaş cereyan etti. Ve bu savaşı şimdilik ilk etabını Türkiye tarafının daha lehine olduğunu görüyoruz. Fakat Amerika büyük bir devlet. Bölgemizde bir yığın uzantıları, kuklaları, uşakları var. Söylediğim gibi ben 2023 seçimlerine kadar Amerika'nın Türkiye lehine çok olumlu bir adım atacağını doğrusu beklemiyorum. Ama Türkiye'de bu kansız savaş olan diplomasi de geri adım atmadı. Atmayacak, hukukunu korumaya devam edecek bence. Peki aslında sorumu da siz yanıtladınız bu anlamda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'daki konuşmasından bir kuple dinleyelim lütfen. Ondan sonra Sayın Alabar da size sorum olacak. F-35'ten kaynaklanan, bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Ve bu ödemeden hareketle biz bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız? Bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Ve bununla ilgili de şu anda zaten savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Ve bu konuyla ilgili de Sayın Biden'ın ben olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi, tabii olayın bir diğer boyutu da malum, Temsilciler Meclisi olsun, Senato olsun, bunlar dedik ki artık her iki tarafta da sizin ağırlığınız var. Biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz. Şimdi Sayın Alabar'da açıkçası hani ben ABD konusunda hep biraz mesafeli ve şüpheli olanlar safındayım. Çünkü altına imza attığı belgeler elimizde, ona rağmen verdiği sözleri tutmayan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ABD'yi yakın markajı alacağız ve kurmaylarımız, yani işte Dışişleri Bakanlığı, evet, Savunma Bakanlığı ve diğer yetkililer bu süreçleri takip ederek yani sürekli presleyecekler, baskı halinde tutacaklar dedi. Erdoğan'ın uçakta yaptığı konuşma dikkatimi çeken bir başka ifade de atak helikopterlerin motoru konusunda da bize sıkıntı yaşatıyorlar dedi. Bu sürece baktığımızda mesela İHA'ların optik okuyucularını vermeyen bir firma vardı Kanada'da. Geçtiğimiz hafta iflas ettiğini açıkladı. Biliyorsunuz Aselsan artık o optik gözleri yapıyor. CATS diyorlardan hatırlamıyorsam o altlık kameralara. Evet. Şimdi buradan baktığımızda siz umutlu musunuz? Bir, mutluyum. Bir de ABD yakın markaj meselesiyle ilgili de buyurun. Ümit var olmak Müslümanın birinci vazifesi İbrahim. Dolayısıyla tabii ki umutluyuz. Yani verdiğimiz son nefes ağzımızdan çıktığı güne kadar da umudumuzu yitirmeyeceğiz. Şimdi konuya gelelim. F-35 projesi Amerika açısından da sıkıntılı bir sürece tebdil olabilir. Bunu bizzat kendilerinin sitelerinde yazan bilgilere dayandırarak söylüyorum ki F-35 projesiyle ilgili önemli bir maliyet problemi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Türkiye'nin pozisyonu açık. Yani biz
F-35 projesini alırsanız dönmek istiyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu ülkede karar mekanizmasının başında onlar var. Onların yaptığı bir takım analizler var. Ama F-35 projesinden Türkiye'nin daimi olarak çıkartıldığına dair Eylül ayında karar alındığı duyuruldu. Dolayısıyla Türkiye'nin F-35 projesine şu an dönmesi öngörülmüyor. Ama bildiğim kadarıyla hukuki bir süreçte başlatıyoruz paramızı geri verin diye. Hukuki bir süreç başlatamıyorsun. Öyle mi? Tabii. Anlatayım onu da. F-35 projesi bu açıdan Amerika açısından maliyet ürettikçe bir takım sıkıntılar baş gösterirse Amerika sürpriz bir şekilde Türkiye'yi tekrardan F-35 programına dahil edebilir maliyet karşılanması açısından. Çünkü 10 milyar dolarlık bir proje bu ama bunun içerisine life cycle cost dediğimiz ömür devri maliyeti dahil değildir. Yani bu uçaklar 35 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin semalarında uçtuğu sürece Amerika'dan alınacak yedek parça, bakım, onarım paraları da dahil edildiğinde bir 40-50 milyar dolarlık bir proje. Bunu bir tarafa koy. İki, çok önemli bu. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız F-35 projesi daha önceki tayyarelerde ve savunma sanayi ekipmanlarında olduğu gibi zurnanın zırt dediği yerde benim verdiğim tayyareyi kullanamazsın noktasında tekrardan bir yaptırımlara uğrayacaksak ki uğradık. 63'te Johnson'ı gördük, 74'te ambargoyu gördük. Şimdi uğraştığımız konular Kats'a dahil olmak üzere belli. Yani Türkiye evet sıkıntı içerisinde hava kuvvetlerini zinde tutmak istiyor. Ne zamana kadar? 2030 yılında kendi envanterine milli muharebe sistemine, milli muharebe uçağını dahil ettiği vakite kadar. Hangi yıldayız? 2021. 22 diyelim. 8 yılda. Hayır. Bir 8 yıl daha Türkiye'nin milli muharebe uçağını envantere koyduğu güne kadar dişini sıkacağız. Dişini sıkıp kendi hava filosunu hem nicel anlamda, sayı anlamında hem de nitelik anlamında yüksek tutması lazım. Bununla ilgili olarak da Amerika'ya şunu söylüyor. Kardeşim ben sana 1.4 milyar dolar para verdim. Hı hı. Ya paramı ver ya bana F-16'larla modernizasyon kiti ver. Eğer bunları da vermiyorsan paramı ver. Neden mahkeme yok? Çünkü mutabakat muhtıraları Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanırken kendi modernizasyon dairesi ve lojistik komutanlığının ilgili birimlerinde görev yaptığım zaman diliminden biliyorum. Şöyle bir madde koydurtur Amerika. Sadece Türkiye için geçerli değil. Anlaşmazlıkların vuku halinde uluslararası mahkemeler değil, iki devlet arasındaki görüşmelerle çözülecektir diye. Hı hı. Şimdi dolayısıyla konuyu alıp tahkime gidemiyorsun. Tahkime gidemediğin için de bu parayı Amerika ile sulh içinde çözmek zorundasın. Ama Amerika'nın ısrarlı bir şekilde Türkiye'nin F-35 programından çıktığını beyan etmesine rağmen hala 1.4 milyar doları F-16'larla mı karşılayacak, keş olarak Türkiye'nin hesabına mı yazacak konusunda bir karar vermemesi aslında eşkıya düzenine yatkın bir kafa yapısının olduğunu da göstergesi. Şimdi ben notlara baktım da Amerikalı bir danışmanlık firmasından hukuki şöyle Amerikalı destek alınmış bu konuyla ilgili. Hayır, onunla ilgili süreci tüketmeye çalışıyorlar. Anladım. Ama tutup da bir mahkemeye verdiği yok. Peki. Aslında o danışmanlık firması avukatlık bürosu değil o. Yani biraz da bu işin orada sulh içinde çözümüyle ilgili olarak görüşmeler yapıyor. Yani bak adamlardan 1.4 milyar dolar aldım, projeden çıkarttım. Ya F-16'sını ver ya parasını ver gibi konularla ilgili katalizör görevi. Bir şey sorabilir miyim sana? Komplo teorisi gibi ama ciddi soru. 2016 yılında Adana'daki Amerikan konsolosluğunda çalışan bir işçinin yüzüne bir şey patladı. Ne onun adı? Jeneratör patladı. Ve kusurlu olan şey mal. Görme yetisini kaybetti vatandaşımız. Amerikan konsolosluğunu dava etti. 340 bin lira kazandı mahkemede. Ödemediler hatırlıyorsan. Ödemediler. Haciz etmeye gitti. Hacize çıktı. Ve 2017 yılında Yargıtay 12. Dairesi yabancı konsolosluklarının ve büyükelçiliklerin emvalinin haciz edilebileceğine dair içtihatta bulundu. Ha. Al sana kötü soru. Evet. Yani bu burada çalışılır. Ama 1.4 milyar doları çıkarmaz ya. Ya tamam. Elçiliğe kombiye koysan gene tamam. Kurtarmaz işte, o para. İncirlik'teki uçaklara şeye koyarsın. Uçaklar o zaman Şimdi dolayısıyla İbrahim bu hukuksal boyutu bu olayın bu şekilde. Dolayısıyla Türkiye'nin ABD'ye yakın markaj uygulayacağı siyaseti buradan kaynaklanıyor. Bu programda da bunu daha önce söyledim. Bu da ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. İngiltere'nin 1914 yılında parası ödenmiş, kömürünün parası ödenmiş, Tayfa gitmiş Londra'ya almaya, Rauf Orbay, Allah rahmet eylesin, ekibiyle birlikte diyorlar ki vermiyoruz kardeşim.
Şimdi dolayısıyla geldiğimiz noktada bu husus bu şekilde. Ama şunu söyleyeyim ben. Galiptir bu yolda mağlup. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin F-35 sistemlerini almadığı için öldük bittik türküsü çığıranların bu toprakların değeriyle yakından uzaktan alakaların olmadığını görüyoruz. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Türkiye eğer bir siyasi irade örnekliği ortaya koyar, 2023 yılından sonra da hedef şaşmazsa, ne demek istediğimi evet, seyirciler evet. de anlıyor. Türkiye 2030'daki milli muharebe uçağını envanterine kattığı günden itibaren özgün siyasetini daha da bir rahat hale getirecektir. Bunu çok net söyleyeyim. Atak helikopteri. Şimdi Atak helikopterleri 60 küsür tane envantere girdi. Türkiye'nin bir dizaynıdır. Ama motorunu yurt dışından aldığımızı biliyorsun. Şimdi bunun ihracıyla ilgili bir takım hususlar olduğunda farklı ülkelere satmak istediğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak da çok talep tabii, var. Helikopteri var, çok beğeniyorlar. Var, çok isteyen var. Çok isteyen ama... var. Başarılı bir helikopter. Neden? Türkiye'nin terörle mücadelesi sahada bu helikopterin ne kadar kullanışlı olduğunun göstergesi. SİHA'lar için de geçerli. Doğru. Elektronik harp unsurları. Denedin mi kardeşim sen bunu? Denedim. Neredenin? İran kuzeyinde de denedim. Türkiye'de de denedim. İHA'yı nerede denedin? Dünyanın her yerinde denedim. Ukrayna'da da denedim. Dağlık Karabağ'da da denedim. Libya'da yani çölde de denedim. Kafkas'ta da denedim. Polonya'da da denedim. Değil mi? Doğru. Evet. Şimdi bu şekilde bu helikopterin talibinin çok olma sebebi bu. Ama Türkiye bunu şu şekilde çözecek yakın bir zamanda. Nasıl? Atak 2 versiyonunu çıkartıyorlar şimdi. Hı hı. Atak 2 hem daha büyük, daha ağır donanımlı evet. ve Ukrayna motoruyla uçacak bir helikopter bu. Dolayısıyla ihracatının da önü açılmış olacak. Dolayısıyla vermeyen vermediğiyle kalır. Ama Türkiye'nin savunma sanayinde aldığı pay arttıkça hırçınlıkları da artacaktır İbrahim. Dolayısıyla bizim bu hırçınlığı da bir şekilde yönetmemiz lazım. Yani orada kudur demekle olmuyor bu işler. O hırçınlığı mutlak surette Türkiye'nin yönetebilmiş olması. Bu hırçınlığa bir örnek vereyim mi? İşte evet. Şimdi Donbas bölgesinde evet. Rusya yanlarını evet. vurdu Ukrayna. Evet. Rusya bir dakika diyor, sizin verdiğiniz bu silahlarla bizi vuruyorlar ya, demeye getiriyor. Ne, öyle mi diyor? O zaman Rusya'ya sormak lazım. Dağlıca Karakolu'nun baskınında, Akbütün Karakolu baskınında PKK'nın kullanmış olduğu Rus malı, efendime söyleyeyim Kaleşnikov'lardan tutun da, daha şunun şurası 3 hafta evvel Tel Rifat bölgesinden atılan Rus malı bir güdümlü tank savar füzesiyle şehit olan iki özel harekat emniyet şehidimizin hesabını acaba kimden sormak lazım? Rusya'nın satmış olduğu S-300 silah sistemleri bugün Girit'te konuşlandırılmış durumda değil mi? Hı. Peki biz bu durumda Rusya'ya dönüp senin sattığın silah benim tayyarelerime tahdit oluşturuyor Ege Denizi'nde deme hakkımız var mı? Onun cevabını biz bu masadan bir yıl önce verdik İbrahim, iyi hatırla. Çavuşoğlu da tokat dün gibi de, cevap aynen, vermiş. Dün zaten. De Sayın Dışişleri Bakanı biz Ukrayna'ya iki devlet olarak tuttuk bir silah sistemi sattık. Kullanan onlardı. Bir SİPRİ'den rakam paylaşmak istiyorum. Bizim programın güzelliği bu biliyorsun. SİPRİ indeksine göre dünyadaki silah ticaretinden 100 doların 37 doları Amerika'nın cebine gider İbrahim. 20 doları da Rusya'nın cebine gider. Yani bu iki ülke dünyadaki bütün silah ticaretinin %57'lik bir kısmını komple karşılamaktadır. Dolayısıyla Rusya'nın dünya silah ticaretindeki payı %20 iken Türkiye'nin de dünya silah ticaretindeki payı son satışlarla bile birlikte daha %1'e bile gelmemişken Lavrov Efendi'nin o şekilde koltuğundan konforlu bir şekilde açıklamalar yapmaları belki Moskova'daki dinleyenlerini teskin edebilir ama bizim vereceğimiz cevap bellidir diye düşünüyorum. Peki, şimdi buradan devam edelim. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Özellikle Türk savunma sanayisinin biraz artık dengeleri değiştiren bir rolü olmaya başladı. Rusya'nın homurdanma demeyeyim, biraz argoya kaçar belki ama hoşnutsuzluğu çok net artık ortaya dökülmeye başlandı. Ne dersiniz, nasıl olacak bu süreçler? Ben gerçi şuna da bakıyorum bu arada, yani hani Sayın Alabardan'ın söylediği gibi hani bizim arka bahçemiz diyeceğimiz Suriye'de bize sıkılan kurşunların işte ya da kullanılan silahların da içinde. Ya da kendi ülkemizin sıkılan kurşunların menşeinde Rusya olduğunu biliyoruz. Yani kurşun adresi olmuyor bu anlamda. Şöyle, bu bizim aslında 200 yıllık dış politika pratiğimizle çok doğrudan alakalı bir soru. Ve bu soru aslında şu demek. Şu anda ne olacak, bundan sonra ne olacak diye soruyorken biz buna biz karar veremiyoruz. Buna karar verecek olan bir tarafıyla da seçmen. Tabii. Unutmayalım.
2023'te bir sandığa gideceğiz. Sandıkta biz bir şeye karar vereceğiz. Şu anda Türkiye'de iki parti var ama üçüncüsü de bir yerlerde var ve çıkmıyor ortaya. İki parti, birisi küreselci, birisi daha milli, yerel, ulusalcı, ne derseniz deyin. Ama bir de Türkiye'de hiç bitmez, bozulmaz, yok olmaz da bir Rus partisi vardır yani. Hı hı. Yani bu bakımdan bizim denge politikamız iki taraf arasında ne oraya ne oraya, işte Davutoğlu döneminin dış politikadaki büyük sıkıntısı buydu. Bu buradan gitti zaten hadise. Hala anlatıp duruyor bir şeyler, anlamıyoruz ama. Biz orada yani Rus uçağı falan filan bir şeyler yaşadık ya. Biz hiçbir zaman bu su terazisini bir tarafa yatırmamıştık. O zaman bayağı bir yattık. Bak faturası nasıl çıktı sonra da. Şimdi bu tam olarak dengeye geldi ve sürekli olarak söylediğimiz şey şu. Hani demin söylediğim üçlü çivi var ya, ekonomik olarak son dönemde içinden geçtiğimiz bir buhran var. Ama vatandaşlara da, izleyicilere de şunu hatırlatalım. Bu bir sarsıntı, yıkım değil. Bir sarsıntı ila nihaya sürmez. Döner yeniden bulur rayını. Ve bunun böyle olacağı belliydi. Bu defa teğet geçmedi. Türkçesi bu bunun. Bu demde iki tarafta hegemonyayı kendi lehine tahkim etmeye çalışıyor. Tabii. Batı ligi de Rusya'da. Bak ikisi de. Tabii. Bir tanesi diyor ki bana doğru biraz daha gelsin. Hala o kadar başarılı iki tarafı da tersledik ki son zamanlarda. İkinizin de değiliz. Yani yürüyorsanız bizimle yan yana yürüyün. İşte o filika mevzu yine. Yan yana gideceğiz, işinize gelirse deyiz. Bu bakımdan ben Lavrov'un yaptığının da bir yoklama olduğunu düşünüyorum. Büyükelçilerin yaptığının da yoklama olduğunu düşünüyorum. Bu Glasgow hadisesini ve Amerika'nın yaptığında yoklama olduğunu düşünüyorum. Çok uzatmanın alemi yok. Bundan sonra ne olacak sorusunun cevabı 2023 yılının Haziran ayında, Temmuz ayında belli olur. Peki bu elçiler meselesine de girelim sizle. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu istenmeyen kişi ilan edilme sürecini anlatırken bazıları artık valizini toplamıştı gibi ifadeler kullandı. Ama Türkiye'den bir kitle yine bu meselede de işte hani aslında Türkiye'nin taviz verdiğini ve işte geri adım attığını iddia ettiler. Siz nasıl okudunuz? Hocam, AK Parti ile ilgili son dönemde yükseltilen bir retorik var muhalif taraf tarafından. Saçma bir retorik, onu söyleyeyim ve tarafkir olmadan söyleyeyim. AK Parti bir proje partisiydi, bir atılım partisiydi. Projeler, icraatlar, atılımlar bitti. Dava partisine dönüştü. Şimdi dava deyip duruyor şeklinde bir şey çıktı karşımıza. One minute söylendiği zaman Türkiye'de ekonomi nasıl ya? Hani ekonomi kötüye gitti, birden dava çıktı ortaya. En şaşalı dönemimizde yapmadı mı bunu, evet, Erdoğan? Evet. Demek 2000... ki burada bir başka yol ihtiyar edildi. Bu başka yolun ihtiyar edilmesi de karşımıza bir popülizmim, zorunlu popülizm olarak çıkmıyor. Bu şu demek, biz Türkiye olarak bundan sonra başka bir rayda sürüyoruz bu treni. Makastan geçtik. Tabii 2009 en bu araç en değil, ikide bir makas yap, şey yap, ne o? Şerit değiştir. Bu tren. Bunun bir sonraki makasa geçmesi için bile bayağı bir yol lazım, bir sonraki makasa. Tabii. Şu anda biz bir başka makastayız. Ama ne Rusya'dayız ne NATO'dayız. Şu anda biz bir başka müstakil şeyiz bu bakımdan. Ben büyükelçilerin bu hadiseyi son derece ciddiye aldıkları kanaatindeyim. Çünkü Erdoğan one minute dedi. One minute'in şakası yok. Yani peki, o bir blöf değildi. One minute dedi. Bu kadar. Elçilere. Evet. Peki. Sayın Tosun, şimdi size de şöyle bir sorum olacak efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka temaslarda bulundu G20 zirvesinde elbette. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Yunanistan'ın silahlandırılmasıyla ilgili duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Rafael uçaklarıyla ilgili, savaş uçaklarıyla ilgili. Bir de aynı zamanda Biden'a da söylemiş. Dede ağacı asker yığılması, silah yığılması meselesinden halkım çok rahatsız diye de söylemiş. Hatta Macron demiş ki ya, Macron işte parasını veriyorlar alıyorlar demiş. Nasıl biz Rusya'ya diyorsak. O demiş ki ya bunlarda para yok, nasıl yani? 300-400 milyar avro borçları var. Sen bu parayı da tahsil edemezsin diye söylemiş. Ondan sonra ne oluyor sizce? Hani Türkiye'nin bu kuşatılma siyasetiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü halkımız çok bu durumdan rahatsız diye söylemiş. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, daha doğrusu Avrupa ülkelerinin Amerika'dan farklı bir politika takip ettiği kanaatinde değilim ben. Evet, bir taraftan ticari ilişkilerimiz vesaire devam ediyor ama siyaseten Türkiye'de mevcut iktidarın tüm emperyalist güçleri tedirgin ettiği, bunun Avrupa'nın diğer emperyalist ülkeleri olduğunu, bunun da
bunun başında geldiğini biliyoruz. Şimdi bazıları Türkiye'deki özellikle muhalefet çevreleri Erdoğan'ın bu tür çıkışlarını diplomasiye yakışmadığı şeklinde ifade etmeye çalışıyorlar. Oysa Erdoğan, Taceddin Bey'in söylediği gibi One Minute'deki çıkışıyla, yani gözdağı vermek için falan değil. Duruşu. Duruşu o. Çıkışını yapıp salonu terk etti. Öyle rol mol yapmadı. Ve şunu muhalefet görmezden geliyor. Yani Erdoğan söylediğini yapan bir insan. Vaat ettiğini... Mesela uçakta sorulmuş Erdoğan'a daha önce. Demiş ki ya benim ne zaman geri adım attığını görürüz. Benim taarruzdayım zaten. Tabii ki. Ömrü bu şekilde geçti yani siyasette. Tabii ki. Yani söylediği sözün arkasında duran, verdiği vaadi de mutlaka yerine getiren bir siyasetçi profilidir. Zaten 19 senedir halkın tekraren onu seçiyor olmasının arkasında da hükümet programlarının %90'a yakınının tamamlandığı bir siyasi devreye tanık oldu, şahit oldu Türkiye. Dolayısıyla şimdi Avrupa'daki bu siyasetçiler, yani Macron zaten siyasetçi bile değil, öyle aradan çıkmış bir insandı biliyorsunuz. Erdoğan Macron için de yani Fransa'nın talihsizliği demişti daha önce, o görüşmeden önce. Evet. Ve yani Macron, affedersiniz, Erdoğan Macron'dan sözünü mü esirgeyecekti? Ya da diğer liderlerden. Dobra dobra. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de bütün dünyaya ders verecek şekilde hakikatleri aykırabilen, karşılaştığı zaman da bu kim olursa olsun, ha Biden'mış, ha efendim Macron'muş ya da başkasıymış fark etmiyor, gerçekleri olduğu gibi ifade edebilen, bence de diplomasiye yeni de, yani liderler diplomasisine yeni bir boyut kazandıran, şu anda yani muhalefet çok eleştiriyor ama işte en son elçiler konusunda. Yani zannettiler ki Erdoğan şey yapıyor. Sessizce yani, karşılayacak ya da sineye çekecek. Yani ne derler ona, blöf yapıyor zannettiler. Hayır, blöf falan yapmıyordu. Yani ne olurdu gitselerdi? Ya onu karşılayacak, göğüsleyecekti Türkiye. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda kuruş paramız yoktu. 7 düvele karşı savaştık ama ne yaptık? Evet, millet çok çekti tekalifi milliyeden. Her evden bir çorap, bir efendim iç çamaşırı vesaire mecburiyeti getirildi ama bu millet boyun eğmedi işgal güçlerine ve işgal niyeti taşıyan emperyalistlere. Yani bugün Macron rahatsız. Neden rahatsız? Yani Türkiye Afrika'da artık Macron'un ayağının altından sömürdüğü ülkelerdeki halıyı çekiyor. Artı yani Avrupa'da da şimdi şeyde yine G20'de galiba fotoğraf çekimi olmuş. Bütün çalışanlar Başkan Erdoğan'ın yanına ilişebilmek için birbirleriyle yarışır hale gelmişler. Yani hiçbir lidere karşı böyle bir ilgi Avrupa'da da yok. Yani Başkan Erdoğan aslında... Bunda tabii samimiyet ve daha adil bir dünya mümkün çıkışının da etkisi var herhalde. Başkan Erdoğan da hitap eden aslında, bakınız son 100 yılın bence en etkin liderlerinden birisi ve Fransız gazeteleri hatırlayacak olursanız 2000 yılının başında Türkiye devleti iflas etti diye manşet atmışlardı. Evet. Bakınız o iflas etmiş devletten bugün dünya ile yarışan ve birçok alanda rekor kıran bir devlet var. Evet, bir tarafta dövizin düşmesinden kaynaklanan ve başka sebeplerden kaynaklanan efendim bir pahalılık, bir geçim sıkıntısı var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Zaten hükümet de bu istikamette gerçeği gördüğü için değişik tedbirler alarak, işte çiftçilerin stopaj vergilerinin 5 yıl geri ödemeli faiziyle birlikte 840 bin esnaftan vergiyi kaldırdı. Vergi muafiyeti getirdi 240 binden altında cirosu olanlardan. Şimdi asgari ücret için artırılması istikametinde çalışma var. 3600 var. EYT'liler var. Yoksullar bugün için. Çiftçiler için destekler evet, açıklandı. Sosyal yardımlar için yeniden gözden geçirme. 2022 bütçesine 104 milyar sırf sosyal yardımlar için şey konmuş, yani meblağ konmuş. Dolayısıyla yani Erdoğan iflas etmiş bir Türkiye'yi aldı, tartışmasız küresel bir güç
ve birçok alanda da işte savunma sanayinde Yusuf Bey daha iyi izah edecek. Savunma sanayinde biz şu anda dünyanın ilk 10 ülkesi içindeyiz değil mi Yusuf Bey? Yani nereden nereye %80, %20 yerli üretimde %80 yerli üretime gelmişiz. Ki dünya %100 ithalatçı iken %100 ihracatçı hale gelmişiz. Ve devletlerin de aslında en önemli büyüklüğünü gösteren kalemlerin başında savunma sanayi gelir. Türkiye şu anda biraz önce siz örnek verdiniz sihaların nerelerde şey yapıldı. Dünya kuyruğa girmiş. Aslında şimdi mesela Türkiye'yi bu hale milli getirmiş. Enerji hamlesi de mesela çok kritik önemli de orada da iyi yol alıyoruz. Mesela işte geçen gün vardı %20'nin üzerinde rüzgar enerjisi rekor kırıldı üretimde. 2023 hedefinde %65 yenilenebilir enerjiden Türkiye'nin. Yani yeşil enerji devrimi diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli söylediği meseleler. Hayır. Yani büyük bir planlama ve atılan adımların sonucu aslında. Güneş enerjisi için 2021 yılında 15 evet. milyar dolarlık yanlış hatırlamıyorsam güneş enerjisinin yatırım yapılıyor. Yani zannediyorum %20 ya da 25 gibi civarda güneş enerjisiyle biz enerjimizi şöyle, üretiyoruz. Güneş enerjisiyle rüzgar enerjisi toplam Türkiye'nin ürettiği elektrik enerjisinin zamanla içinde tabii değişiklik gösterebiliyor mevsimsel anlamda ama %14 ile 17 arasında değişiyor. Yani her 100 birim elektriğimizin 14 ila 17 birimi buradan geliyor. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Biyokütle ile yer altındaki jeotermal ısınmadan kaynaklanan enerji üretiminde %3.8. Bunlar 8-9 yıl önce %0'a tekabül ediyor. Herhalde Anadolu'yu gezin, şöyle rüzgarlarını görürsünüz. Resul abi şöyle söyleyeyim, hani izleyiciler açısından da faydalı bir bilgi olur. Türkiye yenilenebilir enerji anlamında Avrupa 5.sidir. Ama bu yetmez. Yani Türkiye'nin potansiyeli Avrupa'da ilk 3'ün içine girmeye de yetecek durumda. Güneş, rüzgar da dahil olmak üzere. İnanılmaz tabii yatırımlar var bu alanda yapılan ama maalesef bir değiştirilmiş kuruna kadar bunlar konuşulmadığı için hala bunları anlatmakta sıkıntı çekiyoruz. Hayır yani şimdi Erdoğan evet rahat konuşuyor, rahat kendisini ifade ediyor. Çünkü artık arkasında çok güçlü bir Türkiye var. Bakınız bazı alanlarda biz rekorlara koşuyoruz. Mesela beyaz eşyada Çin'den sonra dünyanın en büyük Avrupa'nın ise lider üreticisiyiz biz. Savunma sanayini söylemeye gerek yok. Biraz önce söyledik. Çimentoda, seramikte, ev tekstilinde, ilaçta, iklimlendirmede, endüstriyel mutfakta, madencilikte, mobilyada, demir çelikte, gemi inşasında, camda, kimyada, halıda, otomotivde biz dünya ile yarışıyoruz. Rekorlar kırıyoruz. Güçlü bir Türkiye var. Yani sanayisi rekor kırmış bugün 200 milyar üzerine çıkmış yıllık ihracatı. Tarımda yani dünyada kendi kendine yeten 10 ülkeden birisiyiz. Avrupa'da birinciyiz. Hı hı. Yani hemen hemen her alanda Türkiye ileri adımlar atıyor. Ama tabii bizi seyreden muharifler şunu düşünecek. Ama pazarda işte tencere kaynamasında sorun var. Evet o sorun var ama o sorunun sadece Türkiye'de olmadığını da anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bizim bugün zannediyorum... Ya benim mesela bu konuyla ilgili özellikle izleyicilere tavsiyem sosyal medya üzerinden varsa akrabaları, gurbette yaşayanlar onlara bir sorsunlar durumları. Ben zaman zaman soruyorum ya. Geçen mesela bir tane genç kız bir programa konuk olmuş. Anlatıyordu. Dedi ki ne kadar maaş alıyorsun dedi. Paris'te 1200 avro alıyorum dedi. Yarı zamanlı. Şimdi de üniversiteyi bitirdim 1800 avro alacağım dedi. Yanındaki bir kıza sordu. Beraber gelmişler. O dedi ki ben de 1800 avro alıyorum, tam zamanlı çalışıyorum dedi. Bir güvenlik şirketi dedi, yöneticiyim dedi. Şimdi baktığınız zaman şöyle yani hani sanki orada da böyle uçuk uçuk rakamlara insanlar ve toz pembe bir dünyada yaşıyormuş gibi insanlar anlatılıyor ama öyle olmadığını görüyorum. Ben bu şeyler tartışıldığı zaman, bu konular tartışıldığı zaman... Sayın Alabar'da bir eklem yapacak, buyursunlar. Estağfurullah, buyur abi. Bunlar tartışıldığı zaman ben Avusturya'da, Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'deki dostlarımı aradım. Burada geçim sıkıntısı var, orada nasıl diye. İfade ettiğiniz gibi Almanya'da, Avusturya'da 1500 lira, asgari 1500 euro. Tamam. Ama 1000 liradan aşağıya ev yok diyor. Yok, aynısını söylediler. Ben İngiltere'de sordum. 1800 pound aylık asgari ücret, 1000 liradan aşağı kiralık ev yok. Dolayısıyla aynı geçim... Bakınız bugün Enerji Bakanı açıkladı. Ben önceki haftalarda çıktığım programlarda hep söylüyorum. Avrupa'da elektrikte son sadece 2021'in Ocak ayından Eylül ayına kadar 9 ay içerisinde %200'ün üzerinde
Zam yani. Zam yapılmış. Dün İtalya'dan, Türkiye'de sadece İtalya protesto gösterileri vardı. Türkiye'de sadece %17 yapılmış ya ve Türkiye bu artışı, uluslararası piyasadaki artışı vatandaşına yansıtmıyor. Faturanın yarıdan fazlasını devlet kendisi şu anda üstleniyor. Vatandaşa yansıtmamaya çalışıyor. Demek istediğim şu, yani evet geçim sıkıntısı, pahalılık var ama bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey değil ki. Bütün dünya şu anda pandemi sebebiyle bu sıkıntıyı yaşıyor. Benim Almanya'daki dostum şunu söyledi. Almanya evet büyük devlet, efendim artısı vesairesi var ama pandemi vesilesiyle çalışanlar işte mesaisi azaldığı için geliri azaldı diyor. Fiyatlara da akaryatta vesaire geldiği zamdan dolayı ürünler de arttı. İki taraftan geçim sıkıntısı oradaki insanları da sıkıştırıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'deki sıkıntıyı gösterip sürekli sadece bunun sorumlusu, tek sorumlusunun iktidar olduğunu söylemek tabii muhalefetin işine geliyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi hep muhalefeti yeriyormuş gibi olacağız ama bunları ortaya koyarken çözüm önerilerini de getirmesi gerekir bence muhalefetin. Yani sadece yani Erdoğan ülkeyi kötü yönetiyor muhalefet etmek için. Yani geldiğinde doğalgazı nasıl ucuzlatacak? Mesela evet doğalgaz fiyatlarını nasıl düşüreceklerini söylemesi gerekiyor. Ya da elektrik fiyatları. Mesela ya da bugün %40 bir zam yapıldı ama mesela konutlar buna dahil değil. Çok şükür ki dahil değil. Ama bunun indirekt yansıması mutlaka olur, olacak. Tabii. Yani bu doğalgaz, elektrik, enerji çevrimi santralleri falan var. Orada da mesela demin onu söylemişti. 2023'e kadar %65'e çıkarmaya çalışıyoruz yeşil enerjiyi. İşte yani tam onu söyleyeceğim. Şimdi mesela siz sıfırdan yenilenebilir rüzgar ve elektrik enerjisi üreten güneş enerjilerinizi, hidroelektrik santrallerinizi, biyo kütle ne mesela çöpten, hayvansal atıklardan elektrik elde etme. Bunları arttırdığınız takdirde İbrahim, doğalgaza gelecek konuta yansıtmadığınız zam elektrik faturasına da daha düşük yansır. Tabii. Çünkü yaklaşık %35'ini ithal enerji kaynaklarından elde ediyoruz biz elektriğin. Yani her 100 birim tükettiğimiz elektriğin 65'i yerli ama 35'i de bunun işte doğalgaz gibi. İnsan o zaman şöyle düşünmüyor mu ya? Keşke işte bu yenilenebilir enerji kaynakları vesaire daha önce kafa yorulsaymış. Keşke bugünlere biz %100'e gelebilseymiş. Ama şöyle dünyada %100'e gelen yok. Gelen Almanya yok. Birinci sırada rakamlar teyit edilebilir. %40'larda ki Almanya Avrupa'da onlar. Birinci %40'larda. Türkiye 17-20'yi bulduruyor. İşte 14-15 rüzgarın esmesine, peki, güneşin çıkmasına konu acayip kaldı ama ben yine... Yok önemli konu bunlar. Bir cümleyle bir ilavede bulunabilir miyim? Şimdi geçen de bir proje geldi. Ben onu Sanayi Bakanlığı'ndaki arkadaşlara yönlendirdim. Bu Boğaz'dan akıntı var ya. Evet. O akıntıdan elektrik üretecek bir proje geliştirmişler. Onu ben gönderdim görüşlerine atlar. Var dünyada yapanlar var. Ya özür dilerim, bizim Afrika'da yapıyorlar. Sömürgemiz vardı da bize oradan uranyum geliyordu Nijer'den de. Ben güzel. Fransa gibi nükleer güzel. Tesis mi kurmadım? Kaç tane nükleer santrali var Fransa'nın oyunda? Abi hep %70'i mi 80'i mi ne bileyim yani. 50'nin üzerinde nükleer santrali var. Ve Çek Cumhuriyeti'nin belinden su aldılar. Temelin termik santrali eskidi diye. Tabii. Sen onu kapat temelini diyor, elektriği ben satayım diyor Almanya. Evet. Yani bu enerji Türkiye'de de az değil. Ama Türkiye'de de nükleer enerji santrali üretilmeye çalışıldığı an 5. kol faaliyeti yapan televizyondaki çok bilmiş hanımefendi dünyada diyor nükleer enerji santrallerinden üretim diyor Avrupa'da kalmadı, dünyada bitmek üzere. Ben söyleyeyim 420'nin üzerinde dünyada faal nükleer enerji santrali var. Sadece Fransa'da 50 küsür, Amerika'da 93. Beğenmediğiniz Belçika'da bile 6-7 tane olması hocam, lazım. Hocam bir şey hatırlatayım kusura bakma. Rüzgar günleri var ya. Program elden gidiyor bu. Rüzgar günleri var ya. O rüzgar gününde de bir şeye dikkat etmek lazım vatandaşlara söyleyelim. O rüzgar günü bir defa 8 yılda kendini amorti ediyor. Yaptırdın ama onun da bir bedeli var. O rüzgar gününü bu yaptın buraya elektrik ürettin ya söktün hemen tarım yapamıyorsun. 20 seneye yakın. Tabii. Yani orada toprağın bir radyasyondan temizlenmesi falan. Bu yüzden o rüzgar güllerinin yerleştirileceği mesela Bavyera'da Teufelstein denilen böyle çok taşlı arazilere falan yapılıyor. Tarım arazilerine müsaade edilmiyor. Bunları da göz önünde bulundurmak peki, lazım. Peki Sayın Alabardı, ben esas burada konu dağıldı diyene şeyi soracaktım. Şimdi Erdoğan-Macron görüşmesinde Cumhurbaşkanı işte Rafael tepkisini falan dile getirmiş ama Macron da pozitif gündemle gelmiş. Erdoğan diyor ki Paris'te bir Libya zirvesi yapalım. Siz de Paris, yani bizimle beraber eş başkan olun diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'in, Rumların ve Yunanistan'ın dağıtıldığı bir yere biz asla gelmeyiz diye bir tepki göstermiş. Ama esas benim sorum şu, Macron Erdoğan üzerinden ya da Türkiye üzerinden Libya üzerinde yeni bir oyun mu kurgulama ya da kendi zeminini biraz kuvvetlendirmeye mi çalışıyor? Bakın Türkiye ile biz eş başkan olduk, bu işler artık biz bakıyoruz demeye mi getiriyor? Şöyle, Almanya'dan rol çalmaya çalışıyor. Doğrusu aslında bu. Çünkü Erdoğan da Berlin'i söylemiş. Berlin'dir Libya'nın şeyi, Berlin konferansıdır. Libya'da alınmış olunan birçok kararın hayata geçirilme süreci ve Berlin konferansında kim yoktur İbrahim? Yunanistan yoktur. Yok, evet. Neden? Biz bu masadaki programın adı ne? Masada ne var? Eğer Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Yunanistan'da bir Orta Doğu toplumudur en nihayetinde, Schengen üyesi olduğuna bakmayın. En nihayetinde masada yoksanız nerede varsınızdır? Menüde. Menüde varsınızdır. Şimdi Yunanistan... Programın mottosu. Tabii. Yunanistan menüden çıkıp masaya gelmeye çalışıyor. Bunun için de Rafael uçakları için ödediği parayı bir şekilde rüşvet olarak Macron'u zorluyor. Macron da Almanya'nın rolünü çalıp Avrupa'nın liderliği anlamında bir pozisyon yakalayabilir miyim derken bir taşta 3-4 tane kuşun vurulması. Ama Türkiye ne dedi? Yani sen İsrail'i, efendime söyleyeyim, Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde alırsan biz o işte yokuz. Niye? Ben zaten bir masa bulmuşum Berlin'de. Ve Berlin'deki bu masada da Yunanistan'ı da menüye koymuşum. Aynen. Şimdi ben bu masayı terk edip de acemi çaylak Macron'un söylediği o hususlara bir şekilde kanıp Paris'te alternatif toplantı düzenler miyim? Ben olsam ben de düzenlemem. Dolayısıyla Macron'un çabaları bu, ama Macron Avrupa'nın içerisinde de yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlandı. Yani Macron'un Avrupa içinde çarkı dönmesi de çok zor. Mesela hala 14'deki sömürge ülkesinden sömürge vergisi adı altında Merkez Bankası rezervlerini Paris'te tutma zorunluluğu gibi hususlar İtalya'dan önemli kritikler aldı, eleştiriler aldı. Ve Macron ne dedi? Benim muhatabım İtalyan başbakanıdır, onu söyleyen ilgili bakan değildir falan dedi. Şimdi dolayısıyla geldiğimiz nokta çok önemli. Fransa'nın altından Taceddin Hoca'nın da dediği gibi halıyı çekiyorsunuz siz. Dolayısıyla biraz daha saldırganlaşması, agresifleşmesi muhtemeldir. Yunanistan'ın parası var diyor Macron, Rafael uçağı almak için. Ben Yunanistan'da yaşadım. Yunanistan müflis bir ülkedir. Parası falan yok ama parası olmasa da bedava verir Macron. Bundan eminim. Peki son bir dakikam kaldı ama. Almanya'nın ne kadar muktedir olduğunu şu günlerde görüyoruz. Almanya'daki liderlik krizini kendi lehine çevirerek ön plana çıkmaya çalışan Macron'un beline vuruluyor Avrupa Günü'nde, kamuoyunda şu anda. Tabii. Almanya'da bir şansölye yok şu anda. Var ama yok. Ve unutmayın, Avrupa Birliği Fransa'nın Almanya'yı, Almanya'nın Fransa'yı geçmemesi dengesi üzerine kurulmuş bir birlikken Almanya Fransa'yı cüceye çevirdi. Ekonomik olarak ve hegemonyal olarak. Macron bunu dengelemeye çalışıyor ya şu andaki bizimle boşlukta. Bizimle mi dengeleyecek? Bizimle değil, Almanya'nın elinden rolleri alarak anladım, dengelemeye çalışacak. İşte söylediği şey o. Bu belki aslında bizden ziyade Berlin'e diyor ya. Tabii. Almanya çanın bir Macron. Macron şu an dalga geçilen bir adam. Vallahi beni keyiflendiren ise işte biz Türklere düşman değiliz. Bizim düşmanımız Erdoğan diyen Macron'dan G20'de bir görüşebilir miyiz diyen Macron'a gelmiş olmamız efendim. Kısa bir ara rica edelim. Birazdan birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Masada ne var? Devam ediyor efendim. Açıkçası izleyicilerimizden gelen kısa mesajlar da var. Kısa mesaj değil mi? Yani mesajlar kısa. İyi gidiyor program, keyifle izliyoruz diye. Teşekkür ediyoruz hepsine. Sosyal medyadan destek veren dostlar diyorum biz artık onlara. Gönül dostlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Onlar çünkü mesajları paylaşıyorlar, dostlarına tavsiye ediyorlar. Açıkçası 3 yılda da böyle Masada Ne Var programı büyüdü. Az önce de konuklarla bu meseleyi biraz içeride istişare ettik arada. Gidişattan memnunuz açıkçası. Dilimiz döndüğünce meseleleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ikinci başlığı masaya açacak arkadaşlarımız. Cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Açıkçası Sayın Alabar'da mesela bu kelimeyi kullanmayı pek sevmez. Çok da nadir kullanır. Evet. Ben de özellikle bu konularla ilgili olarak bu kelimeyi kullanmaktan imtina etmeye çalışanlar arasındayım. Aslında Masada Ne Var konukların çoğu da öyledir. İhanet kelimesi, özellikle hani böyle cumhuriyete ihanet, vatana ihanet gibi kelimeler bana göre çok ağır meselelerle ilgilidir ve kolay kolay da kullanılamaz diye düşünüyorum. Önce isterseniz bu başlığı niye açtık meselesine bir göz atalım. Çünkü tezkere tartışılıyordu ve bu tezkere sürecinde işte evet diyenler, hayır diyenler de ikiye bölündü meclis ve açıkçası CHP'nin hayır demesi
biraz sürpriz oldu. Özellikle de bir gün öncesine kadar işte evet diyeceğiz havasındayken bir anda rüzgarın dönmesi, değişmesi herkesi de şaşırttı. Şimdi CHP'leri Kılıçdaroğlu ne demek istiyor onu bir izleyelim. Sonrasında Sayın Alabardı'ya buradan sorarak başlayacağız sohbete. Terörle mücadele edilecekse terörle mücadeleyi bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek, Türkiye'de terörle mücadele edecek. Ve bana da diyorlar ki buna evet de. Evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem. Şimdi durumu özetlemek gerekirse CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bu son tezkere biz hayır dedik çünkü evet demek ihanet olurdu. Zira tezkerede yabancı askerler ibaresi var ve bu aynı zamanda yabancı askerlerin postalının bu kutsal vatan topraklarına ayak basması anlamına gelir. Bu da Cumhuriyet değerleriyle uyuşmaz diye söylüyor. Şimdi Sayın Alabardı ne oluyor? Ülkeyi işgal için bir tezkere mi hazırladık? Yani yabancı asker postalları bu topraklara değecek. Bu şeyler vardı. Ekrana verebilme şansımız var mı? Var. Verir arkadaşlar. Daha önceki tezkerelerle bir kıyaslama fotoğrafları altları var arkadaşlar. Çizili, onları verebilir misiniz? Altları çizili 2014, 15, 16, 17 ve 18 ile 19 yılında çıkartılmış tezkereleri. Evet şu an ekrana evet, geliyor onlar bunları, tek tek. Bunları İbrahim Bey sağ olsun hazırladı. Şimdi bakın 2015 yılında bunları ben konuşurken arka arkaya geçirebilirsiniz. Çünkü bütün yıllara sari olmak üzere elinizde olduğunu düşünüyorum. Bunlar aynı zamanda CHP'nin 5 kez evet dediği tezkereler. Evet. 5 kez aynı madde orada durmuş yabancı askerlerle ilgili bölüm var. 5 kez evet demişsiniz. 6. da hayır diyorsunuz. Hayır deme gerekçeniz HDP'nin size vermiş olduğu ayar ve hokkabazın çantadan çıkartmış olduğu tavşanla alakalı. Biz bunu çok net olarak biliyoruz. Ama bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına anlatılması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum dedikten sonra bunu anlatamayacağınız için olayı bir şekilde tezvirata boğmanız, zırvalar içerisinde bırakmanız lazım ki çıkıp çok rahatlıkla tezkereye evet diyenlere vatan haini diyorsunuz. Peki siz Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti ile birliktesiniz. O zaman sizin ittifak ilişkisi içerisinde bulunduğunuz İYİ Parti ihanet ediyor vatana. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi zırva tevil götürmez. Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar üzerinde çok daha fazla konuşmaya gerek yok. HDP Antalya'da yaptığı bir mitingde çok net olarak işaret fişeğini çaktı ve tezkereye hayır oyu verilmesi gerektiğini söyledi. Peki, aynı zamanda müsaade da, eder misiniz? Ben tezkereden o satırları okuyayım. İzleyicilerin kafasında. Şimdi bizim ekranda biraz minnak olduğu için belki şöyle, görülemiyordur. 2015'te, 2016'da, 2017'de, 2018'de, 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi 2021 yılında gelen tezkereyle aynı ifadelere hep evet dedi. Ne yazıyormuş evet. Oku. Şöyle diyor, güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak için hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olacak şekilde gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Şimdi şunu soracağım. Başkomutanım. Neden 2014 ve 15 yılında yabancı ülke askerlerinin terörle mücadele kapsamında işte çerçeveyi çiziyor orada. Kafana göre demiyor yani. Tamam mı? Neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Neden Kemal Kılıçdaroğlu bu hususa evet dedi? Şimdi ben buradan açıklıyorum. 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları DEAŞ vasıtalaştırılarak YPG'ye ve PKK'ya devrediliyordu. Bu konularla ilgili bir anti-DEAŞ koalisyonu dünyada kuruldu. 71 ülke bu anti-DEAŞ koalisyonunun parçası. Ve bu anti-DEAŞ koalisyonu 70 küsur ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde askeri varlıkları var. Bu bilinmeyen bir şey değil. DEAŞ'a karşı mücadele anlamında. Ona Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır deme şansı yok. Çünkü kendisine eleman diyenlerin ortaya koymuş olduğu, efendime söyleyeyim, bir koalisyon bu. Ve bu anti-DEAŞ koalisyonu ülkeler birçok eksiğine rağmen hava desteği anlamında Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'a karşı bir mücadele ortaya koydular. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının içerisinde
terörle mücadele kapsamında bulunabilmesi için anti-DAEŞ koalisyonunun bu tezkerede 2014 ve 15'te bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla ondan sonraki bölümlerde de bu yer aldı. Onlara hiçbir şey demedi, bugüne kadar geldi. Şimdi bu tezkerenin iki boyutu var. Bunlardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi, bir tanesi de dışarıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışındaki yabancı güçlerin bu saymış olduğum gerekçeyle Türkiye içinde konuşlandırılması. Mesela Azerbaycan'dan askerler gelse bu yasaya dayanacak. Tabii ki bu yasaya dayanacak, tamam mı? Şimdi Türkiye'de bir yabancı asker postalıyla güvenliğimizi Amerikalı'ya, efendime söyleyeyim, Alman'a, İspanyol'a falan devretmiş değiliz. Bunu hepimiz biliyor, cümle alem biliyor. Tezkerenin iki boyutu, yurt dışına asker gönderilmesi, yurt dışından asker gelmesi. Kemal Bey'i rahatsız eden yurt dışından asker gelmesi değil. Kemal Bey'i rahatsız eden ortağı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi. Nereye? Paris'e çay içmeye mi? Hayır. Afrin'e girmeyin diye yalvardı Kemal Bey. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii. Afrin'de ne işimiz var dedi. Bari girdiniz. İçeri gitmeyin, bataklık dedi. Afrin'in merkezine girmeyin dedi. Şimdi Kemal Bey'i HDP nezdinde rahatsız eden bu olay. Dolayısıyla şimdi silahlı kuvvetlerin Suriye'de, Afrin'de, İdlib'de, Tel Abyad'da, Rasulayn'da önümüzdeki süreç içerisinde kim bilir, Allah bilir, Aynel Arap'ta, efendime söyleyeyim, Münbiç'te, Haseke'de, o civarda bir faaliyetlilik içerisine girmesi PKK'nın omurgasının yapılan 3 operasyondan sonra kopartılıp atılması anlamına gelir ki bu HDP'nin hiçbir şekilde isteyeceği bir husus değil. Önce Kandil'deki elebaşlarından birisi konuştu. Muhalefet dik dursun, buna hayır desin dedi. Evet. Sonra Antalya'da HDP'nin, efendim söyleyeyim, şu anki eş genel başkanı bir miting düzenledi. Sancar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mithat Sancar hayır demeye davet ediyoruz. Bu tezkereye evet diyen Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak etmeyeceğiz anlamına gelen sözler söyledi. Aslında hem Kandil'deki elebaşını hem Antalya'daki konuşmayı biraz da orkestra şefliğini yapıp bunları eleman olarak gören adamın ağzında aramak lazım. Dolayısıyla ben 2023 yılına giderken ittifakın daha da belirgin hale geleceği, HDP'nin kendi tabiriyle kendisinin kuma pozisyonuna oturtularak bir ittifaklık ilişkisine girmesinden duyduğu rahatsızlık ortada. Kemal Bey bunu bir şekilde şimdi hokus pokusçuluk yapıp Kuvayi Milliye Şapkası adı altında geçiştirmeye çalışıyor. Bir cümle söyleyeceğim şimdi size. Kemal Bey'in Gara'dan, bilmiyorum o var mı? Yok. Kemal Bey'in Gara'daki 13 şehidimiz sonrasında paylaştığı bir sosyal medya mesajı var. Diyor ki bu mesajda, Gara'da işte hain terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımız için işte başsağlığı mesajı. Bu ne anlama gelir biliyor musun İbrahim? Şöyle okuyayım ben hemen. Oku. Buldum. Oku. Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit gerisine edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şimdi Gara'da 14.02.2021. 2021'in Şubat ayında ne diyor Kemal Bey? Gara bölgesinde, yani Irak'ın kuzeyinde şehit edilmiş 13 vatan evladımıza Allah'tan rahmet diliyor. Doğru. Hı. Ana Muhalefet Partisi liderine bu yakışır. Peki siz bu mesajla neyi kabul etmiş oluyorsunuz İbrahim? Irak'ın kuzeyindeki saldırıları. Irak'ın kuzeyinde evlatlarımızı şehit eden bir varlık var. Değil mi? Ve siz Kuvayi Milliye geleneğinden gelme olduğunuz iddiasını taşıyorsunuz. Peki ben de buradan soruyorum. Siz Irak'ın kuzeyinde şehit olan evlatlarımızla ilgili başsağlığı mesajı diliyorsunuz. Ve burada PKK varlığı olduğunu kabul ediyorsunuz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunlara yapmış olduğu bir operasyona evet demiyorsunuz. Neyle izah edilir İbrahim? Bunun izah edilecek bir yanı yok. Yani o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün Irak'ın kuzeyinde 25 irili ufaklı üste, Suriye'de, Tel Abyad'da, Rasulayn'da, Afrin'de, Cinderes'te, Racu'da, Azez'de, Elbap'ta, Cerablus'ta cansiperane bir mücadele vermesini ihanet olarak tanımlıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bak İbrahim, bir rakam da ben size vereyim. Söyle. Anlattıklarınızı ek olarak bugün Milli Savunma Bakanlığı bir toplantıda buna paylaştı. Bu yıl etkisiz hale getirilen terör sayısı 2360. Bunun 665'i sadece yurt içinde. Geri kalan hepsi Irak'ta. Ben biraz önce şey verdim.
Rakam verdim size sadece Hakkari kırsalından. Evet. Yani 2360 teröristin yaklaşık olarak 1800 tanesi yurt dışında etkisiz hale getirilmiş. Sen de Kuvayi Milliye geleneğinden gelme olduğunu iddia ediyorsun. Ama 1800 tane yurt dışında, sınırların dışında terörist etkisiz hale getirilmiş. Gövdeni siper edip hayıra oy veriyorsun tezkereye. Bununla ilgili mücadele verenlere de ihanet damgasını alınlarının ortasına vurmaya kalkıyorsun. Bu millet vallahi de billahi de buna inanmaz ve bunu bir şekilde cezalandırır. Bakın İbrahim, bu konu ilk defa yaşanmış bir olay değil. Şimdi bir örnek vereceğim. Sayın Hocam, Türk Mukavemet Teşkilatı, Rıza Vuruşkan. 1950'li yıllara geldiğimizde Türkiye'nin Kıbrıs diye bir sorunu yok. Sağ olsun Doktor Rauf Küçük dahil olmak üzere diyorlar ki Kıbrıs çok önemli bir konu. Demokrat Parti'de Adnan Menderes'e, Fatih Rüştü Zorlu'ya ısrarlı bir şekilde konuyu gündeme getirtiyorlar. Peki. Bir, ama bunu anlatayım. Anlat. Erenköy müdafası dahil olmak üzere Rıza Vuruşkan'ın önderliğinde 1950'li yıllarda Türk Mukavemet Teşkilatı kuruluyor. Amblemi de Bozkurtlar. Bu Türk Mukavemet Teşkilatı 27 Mayıs 1960 darbesi yapıldıktan sonra Türk Mukavemet Teşkilatı'nı oluşturmaktan dolayı Fatih Rüştü Zorlu sorgulanıyor. TMT teşkilatlarında Kıbrıs'ta asteğmenlik görevi yapmış adamlar itirafçı olmadıkları için getiriliyor. Türkiye'de bir kere daha asteğmenlik görevi yaptırtılıyor ve TMT lağvediliyor. Bugün 1974 yılındaki mücadelede Rauf Denktaşlar dahil olmak üzere bizim tanık olduklarımız TMT değil, mücahitler ayrı bir grup şeklinde tekrardan teşkilatlanılıyor. Şimdi TMT'yi dağıtan zihniyet İran kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve bu vatan evlatlarının kahraman mücadelesini dağıtma noktasında en ufak bir tereddüt eder mi? Kemal Bey'e şu soru sorulması gerekmiyor mu? Suriye siyasetini 180 derece değiştireceğinizi söylüyorsunuz. 60 bin tır dolusu 30 bin adam silahlandırıldı. Suriye siyasetini değiştirdiğinizde silahlandırılmış terörist YPG'ye dair siyasetiniz ne olacak? Yok mu yahu Türkiye'de bir tane gazeteci Kemal Bey'e bu soruyu soracak? Bu. Olay budur. Çözeceğiz diye yanıt veriyor sorduğunuz zaman. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Bize güvenin, çözeceğiz diyor. Peki şimdi bu mesele üzerinden devam edersek Sayın Taceddin Kutay. Aynı zamanda hani kocaman kocaman pankartlar yaptırıp sınır namustur diye ortalığı böyle yangın yerine çevirip muhalefet edeceğim diye sonrasında bunları yapmak da yaman çelişki değil mi? Ya tut kelim perçeminden, namusun sokağa çıktığında 10 tane vatandaş çevir, 100 tane çevir. 99'u namusu başlatacağı yer bellidir. Belden başlatır yani. Partinin içinde bir dünya rezalet var. Namus lafını alma ağzında da. Alma yani. Senin namusla ilgili sıkıntın var partinin içinde kardeşim. İki ay evvel ne konuşuyorduk ya, üç ay evvel? Alma. Bak başka bir şey. Şimdi bir step by step gidelim. Neye ihanettir diyor? Cumhuriyete. Cumhuriyete ihanet diyor. Millete yani. Hayır, cumhuriyete diyor. Kurum olarak cumhuriyete. Bu vatana, bu millete, bu devlete değil, cumhuriyete. Şimdi onu anlamlandıralım biraz. Öztürk Yılmaz iki hafta evvel dedi ki bu adam Türkiye'den nefret ediyor. Kılıçdaroğlu için. Ben demem estağfurullah, ben tanışmıyorum ama Öztürk Yılmaz onun milletvekilliğini yaptı. Beraber çalıştı. Genel başkan yardımcılığını yaptı değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Yaptı değil mi öyle? Yaptı. Dış ilişkilerden. Dış ilişkilerden. Diyor ki bu Kılıçdaroğlu bu vatandan nefret ediyor diyor. Ben demiyorum, o diyor, o kadar. Şimdi öyle şeyler yapıyor ki ulan acaba bu Öztürk Yılmaz hakikaten haklı mı diyorsun? Şimdi efendim bir süredir Kılıçdaroğlu'nun temel motivasyonunun hiçbir şekilde iç politika, dış politika, cart politika, curt politika olmadan bir başka şey olduğunu görüyorum. Şu an Akşener çıktı. Bütün temel varlık sebeplerini de bir kenara bırakarak 3 günde bir müftiye enam gibi konuşmaya başladı hanımefendi. Bütün namazımda diyor böyle, dua ediyorum her namazımda diyor. Ablam Rabbi Esir ve Latu Asir gördü diyor. İşte falan efendim bilmem ne gördü diyor. Akrabu İleyhimin Hablil Verit diyor. Bir şeyler diyor durmadan. 41 Yasin grubu. 41 Yasin okunuyor falan filan. İmamoğlu için. İmamoğlu'nu çıkarıyor. Hı-hı. Mansur Yavaş çıkıyor bir tarafa. Bir taraftan Abdullah Gül adı şey gibi... Hatırlarsınız. Ama Kılıçdaroğlu komünist... dedi ki yani bize bir sürü adaylık başvurusu var ama şimdilik de hiç bunları değerlendirmiyoruz dedi. Komünist manifesto
bir cümleyle başlar. Hmm. Der ki Avrupa'nın üzerinde bir Gespensta uçuyor. Bir hayalet uçuyor der. Şu an bu bir de Abdullah Gül hayaleti uçuyor orada aday olarak. Ve bunların hepsinin ortak özelliğini üçünün de birisi Eyüp Sultan'da Kur'an-ı Kerim okudu. Bir tanesi bozkurt yaparak ben ülkücüyüm diye geziyor. Bir tanesi de zaten Kayseri'li Abdullah Gül, Refah Partisi'nden gelme milli görüşçü. Bak adam çok önemli bir şey yapıyor. Biz bu tezkereyi yurt dışına çıkmak için çıkarıyoruz değil mi? Evet. Yurt dışında biz kimle kavga ediyoruz? PKK'yla. Ya PKK'yla falan değil, Amerika'yla kavga ediyoruz. Eyvallah, tamam. Eyvallah. Amerika'yla kavga ediyoruz. Bu anlamda öyle. Ey demokrasi güçlerine destek verecek olan, bak bunların hepsi Türk sağına rüşveti kelam veren, rüşveti kelam eden, rüşvet veren, bir takım zaaflarda bulunan adamlar, benim öyle bir bagajım yok. Ben tabii olarak Türk sağına yaranamayacak bir adamım. Kılıçdaroğlu ne yapsa yaranamaz Türk sağına. Dolayısıyla böyle bir bagajım yok. Bak ben buna bile karşı çıkabiliyorum. Adam şu anda adaylığını koyuyor öne. Biden'a mektup mu yani? Kılıçdaroğlu mektup yazıyor. Umurunda mı tezkere? Umurunda mı tezkere? De başkasını söyleyeyim. Niye cumhuriyete ihanet? Niye devlete, millete, vatana değil? Çünkü öyle bir şey var ki bizim cumhuriyet diye bize algılatılan şey... 782.000 kilometre kareye girdik içeriye. Dışarıdan da o eski şeyler vardı ya, dükkan kepenkleri. Asma kilidi de dışarıdan taktık. Kapıyı da kapadık, cam kapıyı, içeride oturuyoruz. Ya biz emperyal geçmiş olan bir şeyiz bak. Bu vatan, bu devlet ve bu millet. Kusura bakma ağır söyleyeceğim ama bitimiz kanlanmaya görsün. Dişimize kan değmeye görsün yani. Çıkıyoruz. Bir yerde çıkıyoruz. Bak çıktığımız yerlere. Dün Kıbrıs'ta çıktık. Evvel gün Kıbrıs'ta çıktık. Dün Kafkaslar'da çıktık. Çıkıyoruz. Devlet olarak çıkıyoruz. Başka şekilde çıkıyoruz. Bak şimdi aşağı doğru çıkıyoruz bir şekilde. Toprak olarak fethetmiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama orada bir şey olarak çıkıyoruz. Sen diyorsun ki biz kodumuz itibariyle içeriden asma kilidi takacağımız, kilidi şeyi indireceğimiz, sürgüleyeceğimiz bir cumhuriyetimiz var. Ve biz buna ihanet içinde oluruz, bunu yaparız dersen... Senin anladığın cumhuriyet tarafıyla haklısın. O da Öztürk Yılmaz'ın sözünü tenkit şey yapar. Tekit eder. Haklı çıkarır. Teyit eder. Yo, tekit yani müekket kılar. Ama teyit o da olur. Şimdi yani ben sizin sözünüzü asla söz söyleyemem. O da olur ama teyit daha uygun. Teyit daha uygun. Daha bu konuda hocamız, makul bir ortaya olmamız için. Tekit de anlamı veriyor ama teyit yani daha uygun. Sayın Taceddin evet, Kutay'ın söylediği bazı kelimeleri ben Google'dan burada bakıyorum. Yok, acaba yok. Tam anlamı ne falan evet, diye. Evet. Yazılarında da öyle kelimeler kullanıyor. Estağfurullah. Şimdi bu anlamıyla. Az daha halka inebilirsek Sayın Taceddin Kutay diye. Az daha halka indim işte. Öztürk Yılmaz doğru söylüyor gibi duruyor dedim yani. Daha ne diyeyim? Olaya bir siyasetçi polemiği katın. Ha. Halka inilmez, halka çıkılır. Çok aynen, haklısınız aynen, peki. Canım, o yani. Zaman şöyle söyleyeyim ben. Buradan ha. Bir sorum da olacak. Peki şimdi biraz belki çok uç bir görüş gibi de olabilir ama yine de sormak istiyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu işte bu hani cumhuriyete ihanet ya da işte bir başka da işte. Şimdi biliyorsunuz cumhurbaşkanları sadece vatanı ihanetten yargılanabiliyorlar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak da Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak dosyaları biriktiriyoruz gibi mesajlar paylaşıyor ya sosyal medyadan işte videolar çekiyor. Bu aklıma geldi biraz da. Acaba yarın bir gün için hani böyle bir biz o zaman da uyarmıştık mesajı mı vermeye çalıştı hani bunlar vatana ihanet derken. Bir bunu soracağım bir de size de soracağım Üstad bu konuyu. Mahmut Öğür köşe yazısında şöyle bir şey yazmış Sabah gazetesi diyor ki Kılıçdaroğlu'nun tezkere açıktan hayır demesi hayalini kurduğu iktidarı sömürge valisi edasıyla Biden'a güven mektubu sunmasından başka bir şey değil. Sizin az önceki tespitinize aslında çok yakın bir ifade. Hocam, Aykut neydi o adam? Pijamasıyla bir açıklam. Aydoğdu mu? Evet, Halk evet. Partili şöyle bakan hı, bir evet, evet. Adam. Erdoğdu olması lazım. Erdoğdu mu? Neyse de işte yani. Geçinme gönlüm yok. Adını hatırımda tutmuyorum. TRT yayınında yargılayacağız dedi. Evet. CHP milletvekili. TRT yayınında yargılayacağız i̇şte, dedi. Biz kimi TRT yayınında yargılanırken izledik? Adnan Menderes'i. Düşükler. Geç o zaman yok. Televizyonda. Apo'yu izledik ya. Ha eyvallah. Orada da radyolar, sinemalar var ama. Biz başbağlarla bir şeyin rövanşını aldık diyenler vardı ya Sivas'ın rövanşını aldık diyenler başbağlarda. Apo'nun rövanşını mı aldırıyorsun sen? Ne yapıyorsun hayırdır? TRT yayınında kimi yargılıyorsun? Bir, iki, yargılama yetkisi.
Türk milleti adına kimdedir? Yargıda. Sen yargıda. Adalet Bakanı olsan kimseyi yargılayamaz. Tabii. Sen kimsin? Sen kimsin? Ama öyle bir retorikle geliyor ki adam, Lahey'den başlandı. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın uçağı kaçtı Almanya'ya, tabii. Rotayı kırdılar, geldi önümüze. Yunan adaları. Yunan adaları, cartlar geldi, curtlar geldi, Katar'a kaçıyor. Yok, Brunei Sultan'ı davet etmiş. Ler geldi. Başka efendim? Hıyanet, bir de son zamanlarda bunların biti iyice kanlandı. Tekrar söylüyorum. Bunların biti iyice kanlandı. Hemen her gün sana da geliyor, sana da geliyor, bana da geliyor. Resul abiye de geliyordur büyüğümüz. Hepinizi tek tek not alıyoruz. Arşive evet. Geçiyor. Yarın bir gün hapislerde sürüyeceksin hepimize. Geliyor evet. Efendiler, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Belli konularda belli hassasiyetler Zülfiyar'a dokunmasın diye şımarıklıklarınız tolere ediliyorsa sistem, devlet ve bazı kurumlar tarafından bu memlekette işte ne bileyim adliyedir falandır filandır. Hiçbir Cumhuriyet Başsavcısı durup dururken bir şey koymuyorsa ortaya bunu İlade. Ekstra şımarıklıklarla bakalım sınırımız nereye kadarmış diye zorlamayın. Bir yerde o sınır patlaşıldığında, gazozun gazı kaçtığında HDP'nin başına gelen geliyor başınıza. Burada aslında Siirt'teki mesele de buna benzer bir durum. Hayır, daha Osman şey diyorsun değil mi? Yok, onu da söyleyeceğim. Osman Baydemir yurt dışında Almanya'da mıydı, Hollanda'da mıydı? Yurt dışından şey yaptı da Siirt'te de bir esnaf Meral Akşener'e Burası Kürdistan, bunu artık inkar etmeyin diye bir meydan okuma içerisinde bulundu. Videosu var mıydı arkadaşlar onun? Ben şimdi notlarıma baktım, hatırlayamadım. Varmış aslında. O zaman bir izleyelim onu da. Mesele madem buraya kadar gelmişken. Tamam size bir 30 saniye vereyim ben bu arada. Şimdi mesele de şöyle, esnaf ziyaretleri var ya işte, kimiz vatandaşlar Sayın Akşener'e özellikle bu HDP ile işbirliği içerisinde hareket eden CHP'den rahatsız duymuyor musunuz diye soruyor. Onu da tartakladı partililer. O ayrı bir mesele. Bir de bir esnaf, şimdi ismini tam hatırlayamadım ama Siirt'te resmen meydan okudu yani. Hani böyle bir dakika dedi, burası Kürdistan dedi, bu inkar politikalarından artık vazgeçin dedi. Bir izleyelim, aslında izleyiciler karar versin. Çünkü şunu söyleyeyim ben, Sayın Akşener orada yanıt vermiyor diye insanlar çok bir tepki gösterdi ama yanıt veriyor. Ama yanıt yani bir Akşener'den beklenen bir yanıt ya da işte bir... Niye? Türk vatandaşı yolda AK Partili'ye, MHP'liye Allah belanızı versin diyor. Aynı tonda vermiyor ama hakkımı doğru. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Bu verilmiş bir cevap değil. Peki bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Buyurun. Dilimiz inkar ediliyor. Kimliğimiz inkar ediliyor. Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Biz varız. Gördük. Sen danışmaların bile, arkadaşların bile hepsi Kürttür. Ve şu an senin bulunduğun yer Kürdistan'dır. Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor. Şimdi bak, insanlar Kürt olması, Türk olması, Ali olması, Sünni olması, sayılı yani etnik aidiyetleri, dini aidiyetleri, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Madde olmuyor. Başka bir şey. Şimdisi, biz o zaman şu, bak sen burasını Kürdistan diye tariflersen, tariflenebilirsin. Ama Kürdistan'dır. Ya, İnkar edilir mi? Ya, başkası için de farklıdır. Şimdi özetlemek gerekirse hani Sayın Akşener işte tamam sen burayı Kürdistan diye tarif edersen ama ben senin görüşlerini kabul etmem diye söylüyor yani. Hani bunu kabul etmem diye söylüyor ama hani açık söyleyeyim yani en azından milliyetçi muhafazakar camiadan beklenen reaksiyon, bir dakika kardeşim sen kimin ülkesinde kimi bu şekilde tarif ediyorsun? Yani burası hepimizin dışında, ülkesi diye bir sert bir yanıt vermesini bekliyor. Kimlik inkarı diyor. Hocam, yani, evet, bu ülkede... Bir de onu soracaktım aslında. Mesela anlasın. Şimdi burada diyor ki Kürtlerin dili inkar ediliyor, varlığı inkar ediliyor. Ya bu ülkede elimizi vicdanımıza koyalım. Eski Türkiye'nin bu şeylerini kıran ve elini taşın altına koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi? Hocam bugün anasının çıktığı dala çocukları salıncak kurar. Senin vekilin, senin Ankara Belediye Başkanın, senin partin bizim sayemizde o koltukta oturuyorsunuz diye fırçayı yerse orada, bu adam da gelir senin suratına buna çat 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 vurur. Sen eğer anasını o dala çıkarırsan çocuk oraya salıncağı kurar kardeşim. Bravo. Sen başta ilk günden koymadın o mesafeyi, rüşvet gelen Millet İttifakımızın imtiyazlı ortağı hadi Avrupa Birliği sergüzeştiğimiz gibi HDP'yi incitmeyelim diye
Ne senin güzel lafların var. Ne camiye bilmem ne yapmayalım, ne kiliseye bilmem ne dikmeyelim siyasetini yapıp da ayranımız kaynamasın, çayımız demlenmesin siyasetini gidiyorsun ya. Bak böyle oluyor ondan sonra karşına. Bu ben arada HDP eski milletvekili, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir yurt dışından işte buna benzer bir ifade kullandı. İşte Türkiye işgalcidir ve o işgal sona erecektir diye bir ifade kullandı. Ondan sonra başına gelenler, ondan sonra başına gelenler dengesini bozuyor. İniyor belediye binasının önünde küfür müfür etmeye başlıyor. Şu an firar durumda zaten yani. Hakkında yakalama kararı var. Bu olayla ilgili de Reysen Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Provokasyon. Hocam şu anda Meral Akşener'in şu konuya falan filan hepsini bir kenara boş ver. Meral Akşener sen bir hain misin değil misin? Buna cevap ver. Çok ağır. Ben demiyorum Kılıçdaroğlu diyor canım. Ya tezkereye evet vermek hainliksin. Şunların hepsini bir kenara boş ver. Şunların hepsini bir kenara bırak. Kılıçdaroğlu tezkereye evet diyenlere Akşener, ihanet sen bir hain diyor. Misin değil misin? Buna cevap ver. Gerisini boş ver. Gerisi helal hoş olsun. Adisyondan onlar. Ben veriyorum onun parasını. Sen şunun hesabını bir öde. Geri kalanları ben ısmarlıyorum. Yani Taceddin Hoca'nın fikri değil. Anladım. Ben bir an, hain dedi, bir an, Cumhuriyete ihanet dedi ya. Evet. Tezkere ereğe. Ben yok, ben yazdım. Ben bir an bu diyalogla ilgili bir bunların hepsini boş ver. Biz bu programda ısrarla hain demeyiz. Demeyiz evet. Demiyorum yani, ben. Evet, ben demiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası var ya. Şuna bir cevap ver sevabına da bizim de gazımız insin yani. Peki Mustafa Dervişoğlu bir cevap verdi aslında. Onu izlettireyim. Ama ben. Kendi de bir şey söyleyeyim misiniz? Yok. Peki Mustafa Dervişoğlu cevabını bir izleyebilir miyiz arkadaşlar? Açıkçası bu tezkere meselesi. Buyurun. Kısmi bir şey. Peki. Tezkere meselesi bizim biraz geldi sinirlere. Cumhuriyetle ihanet noktasında bir değerlendirmeye tabi tutabilmek için öncelikle akıldan variste olmak lazım. Peki şimdi İYİ Partili Dervişoğlu diyor ki akıldan variste olmak lazım diyor bunun için. Şimdi hem bu diyaloglar için ne söylüyorsunuz? Açıkçası ben de yadırgadığımı itiraf edeyim. Yani hani şimdi düşünce özgürlüğü meselesine sonuna kadar hepimiz saygı duyuyoruz ama açıkçası suç olabilecek bir ifade artık düşünce özgürlüğü sınırlarında mı bu değerlendirir? Çünkü anayasanın 3. maddesi çok açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter bir yapı olduğunu ve işte sınırlarını vesaire her şeyi belirliyor. Bayrağını, dilini, her şeyini belirliyor. Ve anayasanın bu açık bir hükmü yani. Hani anayasayı yarım bir gün değiştirirsiniz, ayrı bir şey koyarsınız. O zaman bunu ayrıca tartışırız belki ama şu an yaşadığımız toprakların bir gerçeği var. Ve bu topraklarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde hepimiz yaşıyoruz. Mesela o ifadeyi kullanan niye gidip evlat nöbetindeki insanlara bu ifadeyi kullanmıyor sorusu da aklıma geliyor yani. Evet şimdi değerli arkadaşlar öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş milletvekillerinin verdiği oylardan dolayı ihanetle suçlamak doğru değil bir defa. Çünkü milletvekili doğru bildiğine evet der, yanlış bildiğine de hayır der. Fakat tezkere konusunda ben hiç kimseyi ihanetle itham etmem. Fakat tezkerenin sonucu itibariyle baktığınız zaman kime yaramış, kim sevinmiş, kim Allah korusun eğer reddedilseydi üzülecekti, zarar görecekti. Ya bir an için reddedildiğini düşünebilir miyiz yani? Onları onu Yusuf Bey'in anlatması lazım. Bir an için reddedilseydi yurt dışındaki askerimiz ne yapacaktı? Irak'ı boşaltırsın, teröre karşı Suriye'yi boşaltırsın. Yani felaketti. Yani terör, biz şu anda terörü Irak'ın ötesinde, Suriye'nin kuzeyinde karşılıyoruz. Bak 1800 terör orada etkisiz hale rakamlar getirilmiş. Rakamlar ortada. Evet. Yani eğer biz orada olmasaydık o 1800 terörist Hakkari'de olacaktı, Mardin'de olacaktı, Türkiye'de olacaktı, İstanbul'da olacaktı. Türkiye'nin şu anda bomba paketleri küçük tabii, küçük böyle. Türkiye'nin güvenliği Irak'ın kuzeyinden başlıyor şu anda, Suriye'nin kuzeyinden başlıyor, İdlib'den vesaireden. Şimdi bir de bir hassas bir konu var. Maalesef muhalefet bu noktada çok büyük yanlışlar yapıyor. Yani milli güvenlik konusunda ve devletin dış politikası konusunda muhalefetin çok ölçülü davranması ve telaffuz ettiği her kelimeyi yani bin kere düşünüp ondan sonra söylemesi gerekir. Bakınız ben yurt dışı televizyonlara, yabancı televizyonlara konuşan bir insan olarak karşıma sürekli Türkiye aleyhtarlarının getirdiği argümanlar, muhalefetin söylediği argümanlar. Bak CHP şöyle diyor, bak İYİ Parti şöyle diyor, bak HDP şöyle diyor diye devlete karşı evet kullanılıyor maalesef muhalefetin argümanları. Şimdi ben söylediğim gibi hiç kimseyi verdiği oylarından dolayı itham etmem. Ama tezkerenin sonucuna baktığımda tezkere nedir? Tezkere
ağırlıklı olarak terörle mücadelenin devam etmesi ve milli güvenliğimizin sağlanması istikametinde alınmış bir verilmiş bir tezkere. Artı muhalefetin öne sürdüğü 4-5 tane gerekçe var. Bunların hiçbirisinin iler tutar tarafı yok. Farklı olan sadece önceki tezkerelerden 2 yıl olması. Onun dışında yabancı güç olsun, yabancı askerler olsun, efendim Irak-Suriye ikisi niye ayrı değil diyorlar. Önceki de öyle. Ben de metinleri var şimdi tamamının. Verdik zaten şimdi, ekrana izleyiciler gördü. Şimdi burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi eğer bu oylamada yönetimi milletvekillerini serbest bıraksaydı milletvekillerinin birçoğu bu tezkereye evet diyecekti. Bakın. Tabii, bravo. Şimdi Dursun bir de Çiçek. Mesela şunu da sorabiliriz yani tezkereye hadi evet demiyorsun çekimser de kalabilirdi. Yani bir tercihtir mesela. Ben çekimser kalırım hiç karışmıyorum diye ama doğrudan yani tavır Dursun belirledi. Çiçek canlı yayında bir televizyon kanalında söyledi. Bu tezkerenin mutlaka geçmesi gerekiyordu. Hı hı. Ben kesin olarak geçeceğini gördüğüm için müdahale etmedim. Eğer hayır oyunun fazla çıkacağını hissetseydim gidip CHP'li arkadaşlara evet oyu verin diye ikna etmeye çalışırdım diyor. Şimdi burada sorun aslında CHP yönetiminin 2010'dan bu yana takındığı tavırdır. CHP artık milli meselelerde Türkiye'nin yanında duran CHP yönetimini özellikle kastediyorum. Çünkü CHP'nin ne seçmenini ne de milletvekillerinin tamamını aynı şekilde itham etmek istemem. Maalesef CHP yönetimi bu tür milli meselelerde Türkiye'nin yanında değil. Yaptığı muhalefet de AK Parti'ye muhalefet değil. Türkiye'nin politikalarına yaptığı muhalefet. Yani biz Karabağ'da dostlarımıza, kardeşlerimize yardım ediyoruz. Ama CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu sözcüsü Türkiye Karabağ'a silah gönderiyor, cihatçı gönderiyor diyerek Ermenistan diyor. Başbakanının ağzıyla konuşuyor. Biz Doğu Akdeniz'deyiz. Doğu Akdeniz'e efendim geriyor Türkiye diye Fransa ağzıyla, Yunanistan ağzıyla konuşuyor. Dolayısıyla takip ettikleri maalesef milli meselelerde şimdi bu tezkerenin sonucuna bakacak olursak kim sevindi buna? Buna sevinen PKK'dır. Ve PKK'nın arkasında onu destekleyen, besleyen emperyalist güçlerdir. Peki mesele emperyalist güçlere gelmişken şimdi, bir ifade size paylaşayım. Son bir cümle buyurun. Söyleyeyim. Bakınız aslında CHP yönetiminin burada hayır oy vermesi Türkiye'nin milli güvenliğini vesairesi düşündüğü değil. 2023 yılında HDP oylarını alabilmek için HDP'ye uzattığı bir zeytin dalıdır. Ve HDP'nin rehinesi haline gelmiştir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye hayır oyu verdirerek. Evet. Peki şimdi PKK ile başlarından duran kalkan aslında ilk bölümde girdik ama kısa da bir cümle alayım sizden istiyorum. Diyor ki bu çözüm süreci meselesinde diyor bizim diyor silah bırakmamızı önleyen Batı oldu. Bize çatışın diye sürekli desteklediler ve işte hatta karşı çıkanları da bir anlamda enterne ettiler demeye getiriyor. Yani bizim elimizi kolumuzu aslında Batı bağladı diyor. Aslında PKK'nın ne kadar göbekten bağlı olduğunu bağlı itirafı olduğunu değil mi? İtiraftır bu yani. Doğrudan itiraftır. Yani bakınız çözüm süreci. Çünkü o süreçte sürekli olarak Erdoğan bu süreçleri baltaladı. Tabii. Çözüm süreci, Şanlıurfa'da iki bakınız, polisin kafasına uyurken yatakta girip sıktılar çözüm, yani. Çözüm süreci Cumhuriyet tarihinde Kürt sorununu çözmeye yönelik en olumlu adımlardan birisidir. Belki birincisidir. Çünkü hep ne diyordu bunlar? Ya işte bizim dil sorunumuz, şu sorunumuz, bu sorunumuz var. Efendim bunu hatta bizden önce Mehmet Ağar söylemişti. Dağda silah taşıyacağına ovada siyaset yapsınlar diye. Evet. Ben o zaman meclisteydim gittim Mehmet Ağar'ı tebrik ettim. Evet onlar da bizim çocuklarımız hatta bir generalimiz ya dağdaki o teröristler de bu vatanın evladı onları bu düşünceden kurtarmak lazım demişti. Ve AK Parti hükümetleri o dönemde çözüm sürecini başlatarak gelin bunu demokratik yollarla çözelim me oturttu. Fakat tabii o dönemde gerek emniyette gerek askerde gerek efendim bürokrasideki bu FETÖ'cülerin işi efendim provoka etmeleri ve biraz önce ifade ettiğiniz gibi adamın itiraf ettiği gibi HDP'nin mecliste en güçlü olduğu dönemde bu konuyu barışçı yollarla masaya yatırmak mümkünken siyaseten en güçlü olduğu dönemde tüm zamanların en şiddetli terör eylemlerini başlattılar ve artık biz dedik ki size verilen fırsat
kaybolmuştur. Bundan sonra teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye dahilinde terör tamamen bitirilmiş. Şimdi yurt dışından Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde bunlarla çarpışıyor. Dolayısıyla yani bu şahsın bu itirafı PKK terör örgütünün Batı'ya ve emperyalist güçlerine göbekten bağlı olduğunu, o zaman gelin görüşelim dendiğinde bugün işte hendek hendek ve çukur eylemlerini başlatmaları, polisleri gidip ensesinde vurmaya kalkışmaları şunu gösterdi ki bunların amacı Kürt sorunu falan değil. Eyle. Bunların amacı emperyalist güçlerin bölgedeki dizaynına alet olmaktan başka bir şey değil. Şu anda da başımızdaki en büyük bela işte ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne binlerce tır silah mühimmat vererek anlaşmalar yapıp onlara meşruiyet Peki. kazandırarak o bölgede bir kanton devlet oluşturmaya çalışması da artık gösteriyor ki bunların arkasında Avrupa'sı vardır, Amerika'sı vardır ve biraz önce Taceddin Bey'in söylediği gibi biz Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde sadece PKK ile değil Amerika ile de savaşıyoruz. Kesinlikle. Ve CHP'nin bu kararı da PKK'yı ve Amerika'yı sevindirmiştir. Peki, şimdi söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. İlk bölümde dediniz ama neyse peki. O zaman size bir buçuk iki dakika verelim. Çok az sürem kaldı. Tamam olsun, boş ver. Bunu söylersem istifade edileceğine inanıyorum. İnşallah. Ben biliyorsun, inşallah tabii öyle diyelim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Iğdır sınırından başladık. Iğdır, Van, Hakkari, Yüksekova, İran kuzeyi. Bu hafta Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman bölgedeydim. Diyarbakırlılar beni dinliyorsa, Urfalılar, Adıyamanlılar dinliyorsa selam olsun. Ben bir Diyarbakır gördüm. Vallahi Endülüs'ün kardeşini gördüm. Bununla da ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptım. O yakılmış, yıkılmış, terör ile adı çıkmış, tarumar edilmiş Diyarbakır komple yeniden yapılmış. Turizm canlı, havalimanına inen uçak sayısı günde 9-10'un üzerinde. Organize sanayi bölgesiyle, altyapı yatırımlarıyla, üniversiteleri, üniversite hastaneleri, şehir hastaneleri ve potansiyel gençliğe inanılmaz bir Diyarbakır ortaya çıkartılmış. Şimdi bunları onun için anlatıyorum. Osman Baydemir Londra'dan atmış. Eğer bak bizim zaten umurumuzda değil de Osman Baydemir'in Diyarbakır için Londra'dan atmış olduğu sosyal medya paylaşımı Diyarbakırlı'nın şu kadar umurundaysa vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum. O kadar huzur gelmiş ki. Diyor ki Diyarbakırlı gittim lokanta esnafına gittim. Orada efendime söyleyeyim manava gittim, çaycıya gittim, ciğerciye gittim. Bazıları konuşmaktan bile böyle tereddüt içerisinde ama hepsinin söylediği şey şu. Artık Diyarbakır terör ile anılmasın. O Siirt'teki burası Kürdistan, Kürt kimliği inkar ediliyor diyor ya. O vatandaşı da ikna etmek lazım. Bir Kürdün, bir Çerkezin, bir Arnavut'un kimliğinin inkarı ile ilgili bir hassasiyet gelişmişse ona el atmak bu devletin görevi ve atıldı. Evet. Yani bugün gittik ben bizzat canlı yayın yaptım. Denkbejlerin bendirleri çaldığı Diyarbakır'ın en işlek caddesinde Kürtçe, Türkçe türkülerin çalınıp gençlerin nasıl dans ettiklerini, nasıl halay çektiklerini bizzat gösterdim. Bir örnek verdiler, onu söyleyip kapatacağım. Neden önemli? Diyarbakır'ın organize sanayi bölgesinde yaklaşık olarak 15 bin kişi çalışıyor Taceddin Hocam. Gaziantep'in organize sanayi bölgesinde 240 bin kişi çalışıyor. Vay anasın. Ve Diyarbakırlı'nın iş adamı orada huzur ve yatırım imkanı olmadığı için palıyı pırtıyı toplamış Antep'e yatırım yapmış. Dolayısıyla hani diyor ya HDP'nin önünde bir Diyarbakırlı anne. Hani ben dedim ya bizim hafıza odamız Diyarbakır'da evlatlarının kokusunu bir kere daha içine çekmek için 2 yıldır nöbet tutan ananın gözyaşında saklıdır. Ne diyor? Başlarım senin Kürdistan davana. Bizim evlatlarımız dağda kurda kuşa yem olurken sizin çocuklarınız Barcelona'da, Madrid'de, Rio'da, karnavallarda bilmem ne özel okullarında yetişiyor diye. Budur İbrahim. Yani ben bu noktada çok büyük bir... Siz söyleyince ben de Şırnak günlerine gittim. Bir gün dere kenarında günlük yiyen Medine diye bir kız çocuğu böyle yaptı. Kameraman koş koş gel bir şey diyeceğim dedi. Gel dedim kameramana bu kız bir şey diyecek dedim. Gittik.
bir şey diyeceğim ama yayınla dedi. Söyle dedim, ne diyeceksen söyle. Bizzat yayınlayacağım dedim ondan sonra. Bak buradan Şırnaklı iş adamlarına sesleniyorum. O kadar para kazanıyorsunuz. Gaziantep'e götürüp yatırım yapıyorsunuz. Ben okula gidemiyorum. Buradan annemle toplanıyorum. Fındık toplamaya gidiyorum. Şuraya gelin fabrika kurun. Babam çalışsın, ben okuyacağım dedi. Bitti bu kadar. O kadar. Böyle baktım kıza. Bak rakam verdim daha sana. Ortaokul seviyesinde bir çocuk yani, tamam mı? Baktım kıza böyle, ağzım açık kaldı. Ondan sonra İl Milli Eğitim Müdürünü bulduk. Bir burs bulduk. Medine'yi okula yazdırdık. Babasını da ikna ettim. Hamdolsun. Ondan sonra anaokulu öğretmeni oldu. Yani şeyi söyleyeceğim. Yani orada yaşayan insanları aslında dinlediğiniz zaman, anladığınız zaman neler yaşandığını çok net görebiliyorsunuz. Şimdi süremi çok açtım ama birkaç video vardı. Biri Millet Bahçesi. Arkadaşlar siz ağır ağır döndürün onları, biz üzerine sohbet edelim. Çünkü Türkiye'nin güzel gündeminden de biraz söz etmek lazım. Sürekli kaos, kriz ve işte üzücü meseleleri konuşuyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili olarak ama açıkçası gururlandığımız meselelerdi. Şimdi mesela Millet Bahçesi'ni ben gördüm Ankara'daki. Çok da yakışmış gerçekten. İşte AKM'yi konuştuk hafta sonunda. O da yine çok güzel bir görüntüydü. Onu da izleriz. Müthiş. Aynı zamanda TOK'tan bugün bir video paylaştılar. Türkiye'nin otomobili, elektrikli otomobil var ya. 100 kilometreye 4,8 saniyede çıkıyor. Formula pistinde test yapmışlar. Aynı zamanda fabrikadan da görüntüleri paylaştılar. Yapılamayacak, edilemeyecek diyorlar. 10 saniye bir şey söyleyebilir miyim? Peki, Tacettin buyurun. Hocamın sözüne girmek istiyorum. Ya şimdi bu AKM çok önemli. Bununla ilgili benimle bir iki bir şey paylaştılar. 4 Kasım saat 20'de. AKM'de İnci Çayırlı'nın aziz hatırası için 4 genç sanatçının o güzel binanın ruhuna da yakışır bir konser olacakmış. Yani dediler sesimiz olur musunuz? Elbette oluruz. Çünkü biz o binanın AVM olması için yıkmadık. Tam da İnci Çayırlı gibi değerli sanatçıların eserleri ilelebet yaşasın diye o bina sıfırdan inşa edildi. Buradan duyurusunu yapmış olalım. Peki AKM ile ilgili, Millet Bahçesi ile ilgili bir yorum alayım. Ben çok beğendim açıkçası, yani bilmiyorum, biraz da paylaşmak istedim o yüzden. Biz de beğeneceğiz inşallah. O gün giremedim içeri, basın tribündeydim. Bu Perşembe günü şey çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu'nun konserini Yusuf abi dillendirdi. Efendim bir şeyi söyleyelim. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi ikisini de sevmez. Herkes bir haddini bilsin. Bu 782 bin kilometre kare Türkiye Cumhuriyeti. Herkes nerede yaşadığını bilsin. Orası zaten bizim diye başladılar ya. Orada onu istemeyiz, burada bunu istemeyiz. Akşam da bir ay evvel yazdım. Daha hiçbir şey yok ortada durup dururken ama serde siyaset bilimcilik var. Biraz da görüyorum. Ağzının domarışından omar deyişini anladığım için. Şimdiden AKM bizim, Alaturka Müzik burada efendim, buraya olmaz. Lüks. Burası bir senfoni salonu, şusu busu falanı filanı. Efendiler, adam gibi yapamıyorsunuz zaten o dediğinizi. Geçenlerde TRT2'de İzmir Senfoni Orkestrası'nın bir konserini izledim. 5 para etmez. Eyvah. Çok kötü. Ama bir de şunu da söyleyeyim. Poyraz Baltacıgil çıktı. Sevgili kardeşimiz. Güzel bir günden bu ya. Muhteşem. Evet. Muhteşem bir çelist. O kadar iyi bir çelist ki arkasındaki koro berbat ama. İzmir Senfoni Orkestrası. Neyse. Siz milleti Alaturka müziği AKM'den kovmaya çalışıyorsunuz ya. Hala Alafranga'yı adam gibi yapamıyorsunuz. Çok iyi örnekleri var memleketimizde. Ama ne yapayım, belki de benim bahtsızlığım Viyana'da okumuş olmak. Beğenemiyorum. Siz menbaanda izledim diyorsunuz. Yani. Peki sizden de bir değerlendirme alayım. Evet, şimdi 2013 yılında şu anda bir siyasi partinin genel başkanı olan, adını anmak istemiyorum. Meral Akşener, ben söyleyeyim. Yani bunlar mücahitken Taksim'e müteahhit. Cami yapacaklardı. Evet. Müteahhit oldular, şimdi AVM yapacaklar diyerek AKM'yi kastediyordu. Ben biraz önce ne dedim? Başkan Erdoğan söylediğini yapan bir insan. Taksim'e cami, cami yapıldı. AKM'e işte yok, AKM yapıyor. AKM'de Cumhuriyet'in 98. yılında. Cumhuriyet nasıl kutlanır? Bence onun da en güzel örneğini verdi. Ankara'da millet bahçesini açarak, İstanbul'da AKM'yi açarak, yani ters köşe yaptı derler ya. Öyle oldu. Dolayısıyla yani asıl anlatılması gereken ve ihmal edilen konu AK Parti yönetiminin, Başkan Erdoğan'ın tek taraflı icraat yapmadığı, milletin tamamını kucaklayan icraatlara imza attığı ve bunun en son örneği de Atatürk Kültür Merkezi olduğunu, bunu anlatmak gerekiyor. Karşı taraf anlamasa da en azından bizim insanlarımızın bunu bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bir de arkadaşlar kontrol etmedim ama robot videomuz var mı?
Biri bana tamam, onu da bir döndürseniz de ne kadar bir şey diyebilir miyim? Tabii onlar döndürsünler, siz de söyleyin. Ya bir de eskiden TRT, bu demin söylediğim mesela Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müzik Korosu'nun falan konserlerini kaydeder, şey yapardı ya. Uzun süredir zaten, ama 13 senelik de bir inkıta var hakemin yıkılmasından sonra. Umarız TRT'den de beklentimiz, inşallah yeniden bu konserleri kaydeder, yayınlar da. Gençler de, vatandaşlar da bu müziğimizin en yüksek seviyesinde nasıl icra edildiğini de bir dinler bu vesileyle. Ben de burada bir ilave yapayım. Bu hakeme konusunda herkes biraz dertliymiş ya. Hakeme açılmadan önce yine bir kültür adamı olan Cemal Aydın Bey beni aradı. Ya geçen sefer Ankara Operası'nı açarken TRT operayı bile yayınlamadı. Bari hakemede bu Sinan operası, Koca Sinan operası sonuna kadar yayınlansın diye beni aradı. Ben TRT Genel Müdürü'ne mesaj geçtim. TRT 2'de sonuna kadar yayınlanacak diye müjdesini verdi. Dolayısıyla burada TRT'yi de kutlamak gerekiyor. Peki. Şimdi TRT ekrandaki 2. görüntü nedir efendim? Düşen robottan koşan robotta. Hatırlıyor musunuz? Anadolu'daki, Konya'daki, evet. İsmini de söyledim. Reklama girmez umarım. Rütük de bizi affeder ama güzel işler yapanları da takdir etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi o zaman dalga geçiyorlardı. Sizin neyiniz robot diye. Konya'nın ismini vermek niye reklama girsin yok, ki? Yok. Akın Soft'tan ya. Dolayı. Ha, eyvallah. Yok. Konya için değil ya. Neyse. Konya'ya selam. Firma için. Şimdi fakat Atlas robot aklıma geldi. Şu Amerika'nın ünlü robotu var ya. Evet. Zıplıyor, zıplıyor falan. Biz de fena gitmiyormuşuz yani. Hani o zaman düştü diye dalga geçenler. Siz bu işleri bırakın diyenler acaba biraz mahcubiyet duymuş mudur diye de şu görüntüleri görünce biraz yenile yenmeyi de öğreneceğiz diyor ya. Konya'da. İbrahim yani. yenile yenmeyi de öğreneceğiz diye o robot düşe düşmemeyi de öğrendi. Yeter ki bu milletin çocuklarına, evlatlarına güvenelim. O bile itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Yani Teknofest yapıldığında ısrarlı bir şekilde görmezden gelenler gittiler Antalya'da, ne yaptılar? Oktoberfest'in çakmasını yaptılar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yapan gençlerimizi buradan takdir ediyoruz. Kendilerine Allah kolaylık versin. Konya ekonomisini de ayağa kaldıran önemli isimlerden Haşim Bayram dün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi var mı robotla ilgili söyleyeceğiniz bir şey? Robot ne söyleyeyim işte, robottur. Hayırlı olsun yani, Allah bardağı banlar, biz şunu anlamayız. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi muhalefet bir de şunu söylüyor. Ya, yüksek teknoloji konusunda hiçbir şey yapılmamış. Ben 4 sayfa dolusu bilgi almışım onunla ilgili. Yani bu yüksek teknolojinin Konya gibi şehrimizde ne hale geldiğinin, nereye kadar yükseldiğinin bir örneğidir. Dolayısıyla kutlamak gerekir. Oraya emek sarf edelim. Peki, selam olsun diyoruz efendim. Aslında vaktimiz kalmadı. Bosna Hersek'lik en üstünde meselesini de biraz konuşmak istiyorduk ama ne yazık ki vaktimiz kalmadı. İnşallah bir başka programda konuyu ele alırız. Değerlendiririz. Dayton anlaşması konuşalım bir ara hakikaten. Evet. Peki, bizim bir at yani. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşım yapan, bize işte mesaj gönderen herkesi buradan selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Beraber büyümeye devam ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.